Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Goblin serimize başlıyoruz. Warband The Last Days modunda arkadaşlar. Hemen girelim. İnsanlığın alacakaranlığı diyelim efendim. Goblinler Isengard'ın Saruman'ı ve Ezel buraya bağlıydı diye hatırlıyorum. Moryalı Snaga varsayılan diyoruz. Kaydetmeden çıkma hakkım tabii ki de olmasın efendim. İsmimiz Goblineus. Bunu düşündüm, bunu buldum. Şöyle güç verelim biraz. 2 puanım kaldı. Biraz da zekaya abanayım. Gücümü arttırayım. 47 güçlü saldırımı arttırayım. Ok kullanacağız arkadaşlar. Fırlatma kullanmam herhalde bunda. Okçu Warg Rider olabilirim bunda ben. Dolayısıyla güçlü çekmeye de bir 2 verelim en azından. Silah ustası, kalkan, atletizmimiz yüksek. Borg'a binmek için biraz da binicilik diyorum arkadaşlar. Tekerle okçuluk eşit gidelim. 30-30 olsun. Handi lan ben tipim. Ben görmediğim tipi nasıl yapayım oğlum böyle? Heh, dur. Tipe bak ya. Allah'ım yarabbim ya. Pek de birbirlerinden farkları yok bunların ama. Neyse hadi şu biraz daha kibar gibi. Bu biraz daha iyi gibi. Bunu yapalım. Böyle yandan saçım olsun böyle. Aynen. Yaşlı olmayalım. Böyle iyi. Bakayım bir dur. Goblin'e olsun. Burnu. Bir tık büyük olursa iyi olur. Bakayım. Tam görünmüyor ama başka burun zımbırtısı yok mu abi? Sadece burun, bir tek bu mu var ya? Burun ucu falan yok mu abi? Bu kadar burun olmamalı. Burunu biraz daha ben uzatmak istedim ya. Allah'ım yarabbim ya. Dur şimdi bak. Ağzı biraz yaklaştırdım. Diş pozisyonu. Kulak uzunluğu. Kulakla buranın alakasını da çözemedim. Bunlar biraz yanlış yazıyor galiba arkadaşlar. Tamam. Benim şu an tam istediğim oldu. Ben memnun kaldım bundan. Yeterince yakışıklı bir goblin olduğunu düşünüyorum artık. TL'de ayarlarından birkaç ayar yapalım arkadaşlar. 20 seviyede savaşımız başlasın. Ekipmanımız tabii ki de kısıtlanmasın. NPC'ler menüden erişilebilsin. Lordlar ve yoldaşlar için ölümü kaldırıyorum. Her zaman yaptığım şeyler bunlar bu arada arkadaşlar. Bütün serilerde yapıyorum zaten bunu. Daha aydınlık geceler olur. Sanırım bu kadardı. Tamam diyelim. Başka bir ayarım şey vardı. Şunları 4 katına çıkarıyoruz. 4'ten fazla yoktu galiba. 4 katına çıkarıyoruz. Savaş başladığında da 2 katına düşürüyoruz arkadaşlar. Bu savaşın başlama sürecinin hemen hemen 4 kat daha hızlı olmasını sağlıyoruz yani bu şekilde. Çünkü bu halde bile ben 3'er saatlik 3 tane video yapıyorum, ancak savaşı başlatabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden mazur görün yani. Arabanı yağmalayarak başlıyoruz efendim. Neyim var benim? Lan bir tane kılıcım var. Onunla da blok yapamıyorum arkadaşlar. Blok yapılamayan bir kılıç. Yalnız tipim efsaneymiş ha. Oh, kolaymış ya bunlar. Ben biraz zorlanacağız diye düşünmüştüm bir an. Blok yapamıyor olmam kötü. Yani bu tarz benim tipim niye böyle görünüyor oğlum burada ya? Boynum yok lan benim. Hani az önce vardı savaş sırasında.
Yavuşuk. Şimdi burada arkadaşlar ben bu adama, bu Mordor Uruk kaptanına eğer ki düello teklif edersem kullandığım kılıcın savunması bloku olmadığı için beni çok büyük bir ihtimalle öldürecek. Dolayısıyla biz buna git diyelim. Hiç uğraşmayalım onunla. Git diyelim, boşu boşuna bizi bayıltmasın. Boşu boşuna rezil rüsva olmayalım arkadaşlar. Moria'nın kapılarındayız. Haydi bakalım. Önce şöyle genel bir bakacağım. ...3300'e mesela zırh alabiliyoruz falan. Gerçi bunları veriyorlardı ama bak, bloklama için kullanılamaz diyor, görüyor musunuz mu? Bana şöyle bir tane lazım ki bloklamada kullanayım. Kalkan da alacağız tabii yanına. Şu an tabii hiçbirini alamıyorum ama. Olsundu. Şöyle bir tane sopa bile alsam daha iyi. Kışta da kimse var mı? Hazır değiliz diyor. Tamam. O zaman madenlere yaklaşıp görev alarak başlayalım arkadaşlar. Oraya bir yere gitmiyor değil mi orası? Tamam. Orada bir nöbetçi var aynı bana benzeyen. Ben Goblineus. Dilimizi alıştıralım efendim. Goblineus. Serinin bu arada çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Isengard Uruk-hai'si kadar kısa sürer mi onu da bilmiyorum. O kadar kısa da sürmeyebilir. Böyle ikisinin arasında bir şey olabilir yani. 15 bölüm falan olabilir. Burada bizi zorlayacak olan şey Lothlorien'le ve Imladris'le, her ikisiyle çok fazla savaşacağız. Direkt dip dip olduğumuz için direkt onlarla uğraşacağız ve bir başımıza uğraşacağız yani onlarla. Belki işte Dolguldur biraz yardım edebilir bu tarz bir durumda. Onun dışında yapayalnızız pislik elflere karşı. Şunu da duyurayım sevgili YouTube. Şimdi anketlerde Gondor daha fazla çıkmıştı. Mirkwood'dan sonra Gondor daha fazla çıkmıştı. Ama daha sonra biz Discord'da bayağı bir bunu konuştuk arkadaşlar. Belki aranızda Discord'daki sohbetlere katılanlar olmuştur. Dedik ki Gondor'u serinin son serisi yapalım. Warband The Last Days serisinin son serisi yapalım, böyle dillere destan olsun. Arada Moria'yı falan aradan çıkartalım falan dedik. Dolayısıyla Gondor ankette kazanmış olsa da buna döndük. Kerin Amroth'u gözlememizi istiyor bizden. Alalım. Herhalde başımıza bir şey gelmez. Bir kanunsuz görevi, onu da aldım. İzvandut, aleykümselam, hoş geldin. Bu ne diyecek bakalım? Tamam canım, alayım onu da. Hiç kimsem yok şu anda ama Bolzog'u alabiliyor muyum şu an? Hemen ona bakalım. Bolzog şu an atılabiliyor mu? 5 nüfus istiyor. Abi. Tamam, hemen alırız yani onu ama şu anda şu 6 kişi, 8 kişi onlar bana saldırırsa çok sıkıntı yalnız. Ben bu, bak, bloklama yapsam güveneceğim kendime. Bloklama yapamıyorum şu an. O yüzden hiçbir şeye karışamıyorum zaten. Ben en iyisi burada arkadaşlar bir gün bekleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam bir gün dolduktan sonra asker vermeye başlıyor. Askerimizi versin bize. Ondan sonra gidelim. Ertesi sabah olsun. Bu başlangıçlar çok kanser edebiliyor insanı. Kuşluk vakti sabah da geçsin. Öğlen olsun. Geldim. Var mı asker? İşte bu be. İşte bu. 17 tane bunu ver.
Eskiye bir dön bakayım. 64 kaynak puanım var. Sen 10 tane ver. 34 kaynak puanım bende kalsın ve 10 tane bir yanıma alayım, bir gideyim ben bir. Tamam. Şimdi efendim. Bugün bu arada uzun bir bölüm olacak arkadaşlar. 2,5, en az 2,5 saat olur. En çok da 3 saati bir tık aşabilirim. Biliyorsunuz genelde serilerin zaten ilk başlangıcında uzun tek bir blok bölüm yapıyorum sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar. Kendimi geliştiriyorum, yoldaşlarımı alıyorum falanlar, fistanlar bir şeyler yapıyorum. Savaşa daha da bak. Gel lan. Savaşa daha hızlı hazır olabilmemiz için bunu yapmak lazım. Yoksa birer saatlik bölümler tutsam dediğim gibi savaşa kadar 7-8 tane böyle bölüm çekmemiz gerekecek. 2-3 bölümde savaşa geçmemiz için bölümlerin süresini uzatıyorum bu sefer. Siz zaten ileri alara izlersiniz sevgili YouTube yani. Bunlar bana hangi götle saldırdı ben zaten bilmiyorum. 7 kişi. Bak kayıpsız aldım ya. Kayıpsız abi. Şimdi burada tam olarak ne oluyor ona bakalım. Scout yapıyoruz. Scout'tan kurt bincisine evriltebiliyoruz arkadaşlar. Goblin'den de Spearman büyük bir ihtimalle yapmayacağım. Şurada arkadaşlar tam şeyden göremiyorsunuz siz onu şimdi. Bunu büyük ihtimalle yapmayacağım çünkü bunlar arkadaşlar kalkansız oluyorlar diye hatırlıyorum. Ben Swordsman yapacağım, okçu yapacağım, Bolg klan binicisi yapacağım şu en aşağıdaki. Dodundan yenmez bu. 3 tane birlik var ya. O yüzden şimdi 3 tanesi öyle mi? 2 goblin, bir tane scout gidelim. Bunları yukarı çekmeyelim. Yukarıda yine snagalar dursun. Nereyi gözetleyecektim ben ona bakayım. Kerin Amroth'u gözetleyeceğiz. Gidelim oraya doğru. Hızlandırmıyorum birisi beni yakalar korkusuyla. Şimdilik biraz yavaş gidelim. Aha. Bu da oradaki şefin bize verdiği görevlerden biri arkadaşlar. Bunları da bulduk mu öldürelim. Bir beni takip etsenize. Bak bak bir tane okçum var ha. Bloklama yapamıyorum ama nasıl saplıyorum yandan yandan hasar almayacağım yerlerden. Tamam, gayet iyi, gayet iyi. Hadi 3'e 2 gidiyorum. 3'e 2 geliştirmeye devam ediyorum. Şurayı hemen bir gözetleyelim. Tamam, bir görev aradan çıktı. Şimdi şuna bir bakmam lazım. Goblin kasabasındaymış bu eleman. Benim bunun yanına gitmeden önce bloklamayı bir kere açmam lazım ya da bir tane kalkan en basitinden almam lazım arkadaşlar. Bloklama için en basitinden sopa alabiliriz elimizde zaten. O kesin. Şunu yavaş yavaş yapıyoruz. Öbürünün süresi ne kadardı? Bunun 28 gün. Öncelikle ben şehri gözetlediğime dair görevimi teslim edeyim. Oradan biraz nüfus müfus bir şeyler alalım. Belki Bozug'u alabilirsem yanıma alayım. Bozug'un malzemelerini de alabilirim üstüme ilk başta. O şekilde bazen ödünç alabiliyoruz. Yoldaşlarımızın malzemelerini. Aha, şu 5 kişiyi de alalım. Bunlardan bana niye malzeme çıkmıyor ya? Ben onu da şaşırdım. Çıksa ya bir şey, bir sopa, kalkan, herhangi bir şey. Direkt alırım yani. Şu elimdeki çok kötü ya. Şuna bakar mısın? Köpekler sizi.
Kayıpsız kayıpsız gidiyoruz ha, iyi iyi. Heh, şu 6'yı da alalım. Bundan 7-8 tane öldürdüğümüzde zaten işimiz görülüyordu. Oraya goblin yeterli. Bu ikisi arasında tam ne fark var? Biri 1, biri 2. Muhtemelen seviye farkı vardır. Çok küçük bir tık seviye farkı vardır. Zırh farkı yok gibi görünüyor tipine baktığımız zaman. Bunları da aynı şekilde halledelim. Buranın en güzel tarafı haritalarının çok güzel olması. Mirkwood'a göre kıyaslayacaksak rahat bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Haritalarımız böyle dümdüz olacak. Rahat rahat meydan savaşlarımızı yapacağız. Siz önden gidin de. İki tane de okçum var. Okla koçum. Bana ne geliyorsun lan? Abi. Öler size. Abi nasıl sapladı bana yani, canıma bakar mısın? Zaten ben basit bir sınavayım şu an ya. Benle ne uğraşıyorum? Benim zaten seviyem bir, benim cürmüm ne ya? Benim tipim niye böyle zaten? O orada farklı, burada farklı benim tipim ha. Kesin Overhaul'da bir şey yapmışlar bunu da zaten. Ver abi bir goblin daha. Buradan ne yapıyorsun? Spearman'a gitmiyorsun. Büyük mü oraya goblin'i yapıyorsun? İşte şimdi tipler, zırhlar değişmeye başladı efendim. Gayet güzel. Evet, güzel. Dönelim Moria'ya. Yürüyüş yapabiliyoruz. Okey to. O kadar yolu yürümeyeceğiz yani buraya kadar. Şimdi Kerinamrod'u gözledik. Ekstra bir görev var ama Ugluk'a mektup. Puh ya, Urkaya avcı kampına kadar gönderecek bizi. Şunu alabiliyor muyuz? Aldım bile. Seninle konuşalım. Görevi de kabul etti. Gayet güzel. Vay tufan kankam. 50 hobbit için teşekkürler kankam. Yesene bereket. Aciz diyor. Aciz. Bize 10 gün içinde 4 tane gıda getir diyor. Tamam, sana yemek, kurtla ekmek alacağım, geleceğim sana, tamam mı? İşladan başka adam almıyorum. 10 kişi gidiyorum. Zaten Bolzog'um var. Bolzog'la da bir konuşalım. Az önce seviye atlattık kendisine. Güç veriyorum. Binicilik arttıralım arkadaşlar. Daha iyi. Okçuluk da arttırabilirim. Kendi seviyeme bakayım bir de. Ruhat aleyküm selam. Tufan kankamdan 5 kişiye Hobbit birası efendim. Afiyetler, afiyetler. Hoş geldiniz gençler. Şöyle bir 20 dakikaya yakın zaman geçti. Goblin serisine başladım. Biliyorsunuz Mirkwood serisi bitmişti. Tufan kankam, Ruhat kankam. Başladık, devam ediyoruz. Ben zekayı şimdiden bir 9 yapayım. Çünkü 3 fark alıyor ya benden. Talimciye 2 vereyim arkadaşlar. Ordum güçlü olsun. Sonrasında çevikliğe biraz vereceğim, biniciliği arttırmak için. Ardından karizmayı tamamen salıyorum. Karizma yapmayacağım. Güce abanacağım. Gücü arttıracağım. 30'a kaç? 20'ye kadar arttıracağım bunu işte. Kaça kadarsa arttıracağız. Ben şurayı eşit dağıttım diye hatırlıyorum. Biraz verelim de. 42'ye 16 oldu. Biraz yanlışlık oldu gibi orada. Ben sanki 36-36 yapmıştım ya orayı diye hatırladım. Bozok'la tekrar konuşalım. Ekipmanına bakalım gençler. Nihayet Elf'i bitirdik Tufan kankam. Yani ondan bir kurtulduk yani. Şunu verelim.
Abi adamdaki zırhlara bak, ben bunları almam mı ya? Ben senin kılıcını da alayım canım, gel. Gel sen böyle takıl yani, ben şu an oldum ki. Ben oldum yani. Ben bir gideyim. Şimdi önce görevlerimizi bir sıralayalım. Ugluk'a mektup ileteceğiz. Daha sonraki iş o. 4 tane yemek götüreceğiz bu şeylere. Troll mağarasına gidelim. Ne kadar param vardı? 989. Hem kendime biraz yemek alayım hem de bunlara 4 tane yemek getirecek kadar yemek bulayım geleyim. Açlıktan gebermesinler efendim. Ruat kankamdan yeşil ışık yandı. Laptop parası geliyormuş. Tamam, biriktir kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al gel var abi, çok güzel olacak ha. Takılırız. Aleykümselam Caner. Şimdi bu yerde yemek yok mu? Zırhlar beni bir tık yavaşlattı ama bence güzel görünüyorum. Bence gayet güzel görünüyorum. Bir sene mi, 2 sene mi? Yok ya. Vallahi kanka, sen biriktirdikçe onun fiyatı artacak. Anladın mı? O yüzden mecbur. Ya sen şey yapıyordun mesela, sen diyordun ya ben borç alıyorum sonra elden başkasına işte ödüyorum falan. O tarz bir şey varsa tanıdığın öyle yapabilirsin veya gireceğin kredi kartı işine, bir 10 bin liralık bir kredi kartın varsa onunla böleceksin alacaksın. Çünkü öyle biriktirmekle olmuyor kanka. Sen biriktirdikçe o şey olacak. Pahalanacak, pahalanacak, alamayacaksın bir türlü. Yani Türkiye'de böyle en azından. Bir kışlaya gidelim. Burada yemek yokmuş arkadaşlar. En azından öğrenmiş olduk. Burada yemek yok efendim. Bir tane scout alayım. Şunları yine arttırayım. 10 yapayım. Sayımız toplam 20 olsun. Orada bana ne gösteriyorsa o troll. Troll nereyi gösteriyorsa tam. Yemek işini belki Isengard'dan hallederiz. Böyle kanka 10 binden aşağı laptop bulabilir misin ki? Herhalde. Bulamazsın ya. Güzel bir şey diyorsan bu arada. Hani tabii ki şey vardır kanka. 2-3 bine alabileceklerin yine vardır. Bunlar bir tık kalabalıkmış ya. Oklayalım arkadaşlar. Okçular şöyle geçsin. 3 okçum varmış zaten. Aga bu nedir la? Adamlar içimizden geçti ya la. Oha! Oğlum hiç yenebileceklerini düşünmemiştim ya. Hiç düşünmemiştim abi. Abi 10 bir şey değil mi? 11 tane Dunland. Biz 20 kişiyiz. Yine başladık abi şey yapmaya ya. Bozok nereye gitti şimdi? Bozok'a ne oldu benim? Malzemelerime bir şey oldu mu? Olmadı. Ordu gitti. Bolzok en önemlisi, Bolzok. Allah cezasını vermeye ya. Of.
Oraya hiç katılmam. Durun bakalım. Ne olacak böyle kanka? Ne olacak? Bir şey olmayacak. Toparlayacağız orduyu. Tekrar gideceğiz falan filan. Bir şey olmayacak yani. Ne olabilir ki? Abi goblinleri de snuggler'ı da ver yine. Yine olduk 15 kişi. Bana şey lazım. Şuraya geri gideyim. Bana bozuk lazım. Bozuk Moria'nın kapılarına gitmiş olabilir. Demek ki şimdi ben diğer goblinlere karşı biraz zafer kazandım. Hani orada çok da şey yapmamak lazımmış. Havaya girmemek lazımmış. Bolzok burada. Tekrar hoş geldin. Aldık Bolzok'u. Buradaki kışladan da biraz alalım. Arkadaşlar en önemli şey kalabalıklık. Dolayısıyla olabildiğince kalabalık olalım. Bak 40 kişi olduk, tamam mı? Tertemiz. Baksana bu adamlarda yemek varmış ha. Aldım. Şimdi tekrar mektup vermeye gidelim. Kalabalık olduk mu bu işi hallederiz. Ha, Evil Sight'ta hatırlıyor musunuz? Böyle orklar durduk yere şey yapıyordu. İşte dövüş çıkarıyordu falan. O muhabbeti şu an hatırladım tekrar yani. Aşkım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Tufan'ın kadim soruları. Ben de bazen anlam veremiyorum yani öyle anlatıyorum bir şeyler ama. Hizmetindeyim kardeşim. Mektup getirdim. Ama beni Dunland'a gönderemezsin. Öyle bir dünya yok. Ben Dunland'a gitmem. Adam yiyen Grong'a Isengard'a gönderiyor. Oralara ben çok gitmeyeceğim ya şu an. Şu an oralarla çok işim yok arkadaşlar ya. Alsa mıydım bilmiyorum ya. Mecbur var ya herhalde bir şekilde alacağız. Bunlardan puan kasmak için alacağız gibi geldi. Şu an üşendim ama. Isengard'da 72 param varmış. Bir tane kutlu ekmek aldım yeter. Şimdi troll Goblin kasabasında bir şey vardı. Onu halledelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım önce bir. Yukarı doğru. Kafeske Savaşke. Kesin hareket kankam. Teşekkür ediyorum. Goblin'de de 150 paramız var. Şunu ve şunu alsak ne kadar tutuyor? 149. Tamam. 4 tane yemek bir götürebilsem rahat edeceğim ya. Şimdi şu kanunsuzu bulup öldürelim gençler. Sen bırak kardeşim internet kafeleri falanları fistanları. Biz sana öğretiriz. Sen hele bir al gel. Biz sana öğreteceğiz. Burada değil. Bayağı yukarılara gitmemiz gerekecek onu bulmak için. Kafes olayını bugün yapamayız kanka. Çok büyük ihtimalle.
200 anadrim. Su gelir dolguldur. şundan dolayı kanka, çünkü 2,5-3 saat buna tek blok bölüm çekeceğim. Aha buldum, bu mu lan acaba? Yok, Gundabad Goblin'iymiş o. Abi ne geziyorsunuz burada? Burada gezip ne yapıyorsunuz ya? Aşağısı da korkunç korkunç. Anasını avradını. Biri çarpacak bana, düşeceğim ya. Abi bir alsan zaten, sizin savaşınızı ben canlı canlı sunacağım kardeşim. Lan lan lan. Uf. Bir an öldüremeyeceğim zannettim. Bunlar, bu kanunsuzlar çok güçlü oluyor ya. Şerefsiz köpekler ya. Oy. Tamam, biraz çeviklik. Fırlatmayı geç, silah ustasına gel. Okçuluk olur, ok alacağız. Okçuluk arttır. Şu görevi bir teslim edelim şimdi. Sen bugün internet kafeye gittin diye mi laptop alma kararı verdin yoksa? Ruhat. Ne kardeş? Aa, hiç scout'um yok. Biraz scout alayım. Oğuzok'u da en üste çekelim. Savaşıp rank atlasın. Aynen diyorsun bir de. Utanmadan, arlanmadan, yüzün kızarmadan. Aynen diyorsun. Yani bunca sene ben burada BFM oynuyorum, maç sunuyorum. Online maç yapıyorum. Skirmish yapıyorum, challenge yapıyorum. Canın çekip laptop alasın gelmiyor. İnternet kafeye gittin, bir BFM oynadın. Öyle geldi, öyle mi? Vay be Tufan. Görüyorsun değil mi kanka? Bak, benim bir şey dememe gerek kalmadı galiba. Ben bir şey demiyorum. Yorum yapmıyorum kardeşim. Yemeğiniz var mı la? Heh, ver bunu. Şimdi bu adama ben önce bir yemek vereyim. Şu herife 4 tane. Utan kardeşim, yüzün kızarsın ya. Bir takım köleler varmış. Bunları troll mağarasına götürecekmişiz. Tamam. Bana diğer görevi veren şurası mıydı? Onu yakaladım, öldürdüm kardeşim. Tamam. Dolguldur'a mektup. Tamam. Köy görevi. Alayım. Umarım yapabiliriz yani köy görevini. Bakayım, kışlada adam varsa biraz daha adam alayım da öyle gideyim köy görevine bari. Scout. İlk bölümden 64 kişi ne demek la? Benim işim kaos yaratmak kardeşim. Ben yaratırım. Bana yaratma demeyin. Nerede o köy? Lan. Uzakmış biraz. Ama bir şey diyeceğim. Benim önce şu köleleri götürmem lazım. Takip emri. Troll mağarası. Troll mağarasına gidiyordu değil mi bunlar? Troll mağarasına gidiyor bu köleler. Troll mağarasına köleleri götürelim. Ay, yemeğimiz mi kalmamış? Şura bakmayın arkadaşlar. Gideyim alayım hemen yemek. Oh, insan eti de alayım size. Hatta biftek de alıyorum. Yiyin lan. Çürüsün mürüsün yiyin yani. Ne yapayım? Snuggle'ları biraz geliştirelim yine. Scout sayısı 8 oldu.
Şimdi köye gidiyorum savaşmaya. Kanka en başta yapıyorsun böyle 60, 70, 80, 90, 100. Ondan sonra 200'ü zor geçiyorsun. Öyle oluyor. Hep öyle oluyor. Niye ben de bilmiyorum. Artmıyor yani. Hele ki ben abanıyorum yani. Liderlik falan da abanıyorum. Ona rağmen artmıyor. Dolayısıyla olmayız herhalde ya. Belki işte bir ihtimal 200'ü geçme şansımız olur da 400'e falan gidemeyiz. Alın hücum. Abi çok kötü Beorning'ler var orada. Böyle biz daldık ama. Böyle daldık ama arkadaşlar. Alo. Öldük anasını satayım ciddi ciddi ya. Zar zor ha, zar zor yani. Zar zor, iki kişi helaliniz var. Helal helal. Ordumu çok güçlendirmem lazım arkadaşlar. Gerçekten bir tık dandikmiş yani. Goblinler bir tık dandikmiş. Bu işi çözmemiz lazım. Scout sayısını 10 yapalım hemen. Buradan Büyük Moria Goblin'i yapıyorum. Tamam. Gidelim görevi teslim edelim. Ekstra neyim vardı? Bunu hallettik. Bunu hallettik. Tamam. Dolguldur muydu orası? Dolguldur'a mektup vereceğim. Sonra gideceğim bütün görevler için. Tıkanma olmayacak mı diyorsun? Hadi bakalım kanka. İnşallah. Zaten var ya bir tıkanma sorunu, bir de mouse bug'ı sorunu bizi mahvediyor serilerde. Bir seride baktın mouse bug'ı olmaya başladı mı seri boyunca mouse bug'ına maruz kalıyoruz. Bir seri tıkandı mı seri boyunca sürekli tıkanıyor. Umarım olmaz yani. Muxlak buradaymış. Verdim mektubu. Buradan ekstra görevler var mı? Bakalım. Mouse bug'ı hiç başımıza gelmedi Mirkwood'da. Isengard Rukayesi'nde başımıza geldi mi hatırlamıyorum kanka. Isengard Rukayesi'nde önce de Erebor vardı. Erebor serisinde bayağı başımıza geldi. Bayağı oldu yani. Mahvetti bizi hatta yani çok sinir etmişti. Şimdi efendim. Buna görevi teslim ettik. Bunda bak topraklarına mektup gönderiyor. Aldım. Özel eşyan var mı? Ben bunlara niye bakmadım ya? Pişirme kazanını ver. Ork işi mayalı içki yeniden satın alınabilir. Neydi bir bakalım da çok büyük ihtimalle almayacağım arkadaşlar. İşe yaramıyordu. Şu kalkanı alayım. Devam edelim. Yemek var mı ona bakayım bir de. Al abi hepsini. 1500 param varmış zaten. Şu güçlendirilmiş kalkanı alalım. Bizi bayağı sağlam yapacak. Kazanı yukarıya çektim. Bunu hiç bırakmayacağız zaten. Bu hep bizde olacak. Şu ork şimayalı içki ise bitecek yani. Bu bitecek. Atletizm becerisine artı bir veriyormuş. Bitecek. Bir daha da çok büyük ihtimalle almam zannetmiyorum. Atletizme artı bir. Çok ilgimi çeken bir unsur değil. 70 kişi olduk bu arada.
Moria şefiyle konuşmayı unutmuşum. Hemen onunla konuşuyorum abicim. Verdim görevi, seviye 4 oldum. Hatırladım bu görevi. Burada bekleyelim. Gece bize burada saldıracaklar o goblinler. Vay seni şerefsiz it oğlu it. Yataşa hak sahibi orkmuş. Geber. Zaten olay o değil de. Oğlum burada bana niye saldırmıyorlar ya gece gece? Bu saldıran ayrıydı. Bu niye bana geldi ya acaba? Geliyor muydu böyle arkadaşlar? Unuttum ki. Baggins, şair. Bilmiyorum. Çağırıyor, o çağırıyor. Güzel de modellemişler tipini mipini şeyini. Eline bir kılıç da verselermiş. İyi olurmuş. Arkadaşlar şöyle bekleyelim. Bekleke. Bir gece olsun hemen. Akşam, gece yarısı, gece. Bir abi. Yürüyüşe çık bakalım. Aha da saldırdılar. Tamam böyleymiş. Ben içeride bekleyerek saldıracaklar zannettim. Öyle değilmiş. Başka var mı? Ya şimdi ayrılamazsın diyor da adam nerede oğlum? Vallahi kaldı başımız belaya ha. Gören var mı? Ben mi görmüyorum acaba? Senin ben ağzına sıçayım. Ödüm bokuma karıştı. Piç. Yat aşağı. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım yarabbim bir git ya. Ben bu görevi bir daha almayacağım ha. Altıma sıçtım ya. Abi ver çeviklik. Biniciliği 3 yap. Yemin ederim şu an ter boşaldım ya. Her yere baktım. Arkamdan nasıl bir anda çıktı ya? Allah'ım ya. Abi. Neyse, müzik de gerdi beni. Sus müzik. Sus. Tamam, mektup götüreceğim şimdi. Şunu bir teslim edeyim. Hadi Gundabad'a gidelim yavaş yavaş bir sakinleyelim bir çayımdan bir yudum alayım.
Oh yoş, başıma gelenler. Lan benim partim ne çabuk yemek yiyor, bitiriyor. Bu yemekler nasıl bu kadar çabuk bitebilir ya bu yemekler? Var mı benim burada param? Bir param var burada. Yemek yemek alamam. Üf. Yemek yokken gidelim bakalım ne olacak. Kanka normal değil normal. Normal bir şey değil ya. Her yere baktım, sağa baktım, sola baktım, ileri baktım, öteye baktım, her yere baktım. Hiçbir yerde olmayıp arkamı döndüğümde bana arkadan nasıl vurabilir ya? Öyle bir dünya var mı? Orada o var ya, o bir şekilde spam mı oldu, ne oldu bilmiyorum yani. O yalan yani o. Kime verecektim lan ben bu mektubu? Mağaranın ustası buymuş. İkmal treni Moria'nın kapılarına. Hadi götüreyim zaten oraya gideceğim ya. Tamam o da Moria'nın kapılarına mektup gönderiyor. Tamam. İşte birazcık yemek alabiliriz bu parayla. 99 diyor. Puh lan. Bir şey de satamam. Neyse en kötüsünü bırak. Tütsülenmiş balığı bırak. Etler kalsın hadi. Bir erzak kafilesi vardı. Heh. Evet ben sizi güvenli bir yoldan götüreceğim. Hemen arkamda olun. Hemen takipçi. Kanka hiç beklemiyordum. Şimdi bulamadım ya. Hiç. Her yere baktım yok hiç beklemiyordum ya. Ulan dedim Allah kahretsin dedim buradan nasıl çıkacağız şimdi falan diye böyle düşünürken baktığım ve orada olmadığından emin olduğum bir yönden bir de yedim ya. Üf. Var ya be. Ben de bir yayın geçmişten bir bakacağım yani kendime hakikaten. Nasıl korkmuşum ya. Beis girişte içeri burası ya. Tamam hadi. Seviye 5 olmuşum arkadaşlar. İzci grubu hazırlama zük. Mektubun var. Özel eşya. Bununla konuşalım. Bug'lı görev her zamanki gibi. Yemekleri fulleyelim. Her seferinde yemek bakacağız demek ki arkadaşlar. Bu iş diğer türlü olmuyor. Her seferinde yemek bakacağız. Her seferinde 3 tane 4 tane yemek alacağız. Ordu efsane yemek yiyor yani. Üç çevikliği 12'ye kadar arttıralım. Binicilikten emin değilim. Hatta 15 bile yapmam gerekebilir onu. Kalkanı açayım, geliştireyim. Okçuluğu arttıralım. Biraz tekelli. Şimdi herhangi bir görevim var mı? Yok. O zaman troll mağarasına gidelim görev için. Şimdi bu arada alacağım yoldaşlara da bir bakayım arkadaşlar. Ben şu anda sadece Bolzog'u aldım, tamam mı? Yakında alabileceğim yoldaşlar iki tane Isengard'da var. Bir tane Dunland'da var. O tarafların görevlerini de yavaştan yapabilirim aslında. Yavaş yavaş bir onlara da yönelebilirim. Bizimkiler görev vermemeye başladı ya şu an. Oralarda 3-5 görev yapıp dolanayım en iyisi. Sadece son kez bir şuna soracağım var mı diye. Tamam o da beni Uruk-hai avcı kampına gönderiyor zaten. İyi oldu bu. Hazır giderken.
Param kadar yemek alıyorum. Ağaç ısırana mektup. O da Mavuhur'a gönderiyor. Üç gruba ayrılmış şeyler. Yakalayamıyoruz hızımızdan kaynaklı onları. Öyle hatırlıyorum. Bu bug'lı görevleri hayatta unutmam yani. Şimdi ghoul mu alabiliyoruz mu diye hemen bakıyorum abi. Ya da alamıyorsak ne yapmamız lazım? Göremedim. Alamıyoruz demek ki. Puan lazım bir tık. Şimdi bu bana para verdi ya 85. 86'ya denk gelmesi var ya ne kadar kötü ya. Sanki. Tam insan eti alacağım sadece. Ama bu da 30 ya. Bunu ver. Şu an bendekini mi diyorsun? Kanka özel eşya olarak aldım bunu. Muhtemelen bayağı iyidir bu kalkan. Beni nereye gönderdi bu? Isengard'a. Tamam. Gidelim. Nerede Uğluk? Mavhur pardon. Al kardeşim mektubunu. Köy görevi aldım onu da. Bozok seviye atlamış. Size de bir görev soruyorum hızlı hızlı. Mektup görevi aldım. Buradaki 7 parmak Mog'a da soralım. Saruman'a da soralım. Özel eşya veriyor mu, vermiyor. Kamp kasasına hemen bakıyorum. Abi bu ne biçim bir yemek yeme şekli ya? Bunlar ne kadar çok abi yemek yiyor. Nasıl yani? 89 para. Nasıl doyuracağım ben bunları? Güç kardeşim güç. Güçren. Hadi bakayım. Köy yağmalama görevi verdiler değil mi? Neresi? Şurası. Gidelim. Alın arkadaşlar. Hücumke. Böyle görünüyor kanka. Envantere şimdiye kadar en fazla ben 3 kere falan basmışımdır. Bunda mecburi 5 belki 6 envanter neyle artıyordu hatırlamıyorum ama bakacağız. Zeka mıydı neydi envanter? Yalnız kalkanım iyi lan sen bu kalkanı niye şey dedin ki? İyiymiş yani. Baksana. İyiyim iyi. Gidelim şu görevi teslim edelim. Büyük Moria goblinleri efendim. Eskiye bir dönelim. Büyük Moria goblinleri. Bu üç tanesinin ikisini şey yapıyorum. Toplamda 20 tane scout yapıyorum. Diğerini de Moria Goblin'i yapıyorum efendim. Devam. Önce kamp kasasına. Aa bak bayağı insan eti geçti buradan elimize. Güzel oldu. Bu görevleri yapacağız ki. Demek ki envanterimiz yemeklerle dolacak. Fangorn ormanı görevini istemiyoruz. Yani onu yapamıyoruz ya. Başka bir görevin varsa alırım. O görevde 75 tane adam kaybediyorum ya. Burada benim ekstra bir görevim yok. Bir tane şey kaldı sadece. İyi para kazanmışım. Yemekleri alalım. Bir tane mektup görevi kaldı. Mektup görevini götürmeden önce Dunland'a bir uğrayacağım. Ve burada Grima'ya da bir görev soralım da. Hazır gelmişken. Aklı görev verdi. Bırakıyoruz. Karakterin ismi Goblineus. Bence çok yaratıcı.
laf ettirmem yani, acayip yaratıcı. Bayağı bugün sabah kalktım akşama kadar bunu düşündüm, buldum yani. Şu Heydrek'i de alacağız. Bak bunu da alacağız. O da yazıyor orada. Onu da alacağız yani. Unutmadım. Problem çıkaran goblinleri hallederiz. Belalı goblinler, gel buraya bakayım. Gel gel, kaçma. Ya kardeşim. Salın lan şu goblinleri. Bırak onu da. Oğlum bunların hepsi bir olup bana girmesin. Kardeşim kaçma artık, ne olur gözünü seveyim ya. Öf. Alalım abi. Çok iyi görünüyorum ya. Abi tam var ya, goblin olmak isterken böyle bir şey olmak istemiştim. Tam istediğim oldu ha. Tam bir Moria goblin'iyim ya. Kalabalığa bak. Arkadaşlar. Yedik onları, yedik. Aha da ilk defa bir şeyler çıktı. Alalım. Bunları alıp satmak önemli. Şu görevimizi teslim edelim arkadaşlar. Bu Moria goblinleriyle şöyle bir Miğfer Dibi'ni kuşatmak, Edoras'ı kuşatmak, Minas Tirith'i kuşatmak. Ey gidi ey. Paraskaladon'un böyle içlerine goblinlerle her yerine ayak basmak böyle. Öf öf öf. Erebor değil. Umarım hepsi yıkılmaz ya. Hepsine yetişebilirim umarım. Neredesin şef? Başka bir görev var mı? Gundabatlı kamp şefine. Teslimatı yaparız. Sen ver onu da. Şimdi ben kendi seviyeme bakıyorum hızlıca. Çevikliği arttırıyorum arkadaşlar. Silah... bir dakika. Envanter yönetimi bir tane vereyim. Okçuluğumu arttırayım hala çünkü ok alacağım. Okçuluğum düşük geliyor gözüme. Büyük Moria Goblin'i... Burada arkadaşlar ikiye bölüyoruz. Biraz okçu, biraz kurt bincisi yapıyoruz. Tam ikiye böleceğim. İki okçu, iki kurt bincisi. Tamam. Aynen böyle yapacağız. Ödemeleri de düşük düşük ha ordunun yani. Tamam, şimdi iki görevim var. Bir tanesi malzemeleri yetiştirmek, bir tanesi de Uruk-hai Avcı kampına mektup vermek. Gidelim. Ya Joseph kardeşim. Erebor'u elinizden aldığımızda tekrar konuşuruz, tamam mı? Erebor'u elinizden aldığımızda Demirtepe düştüğünde tekrar gel konuşalım. Tekrar bir sohbet muhabbet edelim canım. Mektup kimeydi? İki tane sorgulanabilecek düşman istiyorsun ama ben şu an esir alamıyorum. Basmadım çünkü şeye. Onu geliştirmedim bile, anladın mı? Şu malzemeleri verelim. Yemekleri alalım arkadaşlar. Diğer malzemeleri de götüreceğiz. Şu anda yemek sıkıntımız yok. Direkt malzeme götürelim Gundabad'a. 11 tane o şeyin, şefin verdiği malzemeleri götürelim. Yalnız merak ediyorum ha. Onu da söyleyeyim. Şu adamlar, bak Moria Goblin okçusu diye geliştiriyorum ya bunu. Büyük Moria Goblin okçusu, zalim Moria Goblin okçusuna kadar gidiyor. Şu anda mesela bu adamın ödemesi 4. Konuşayım bir. Sakin ol kardeşim. Orbion hoş geldin. Bu adam 8 seviye, 44 sağlık, 63 okçuluğu var, tamam mı? Şu an yani bunu sen en basit Moria Goblin okçusu yapsan zaman bu rezalet. Gideceğim büyük Moria Goblin okçusu ve zalim Moria Goblin okçusu olduğu zaman
tekrar bakacağım okçuluğu kaç olacak, seviyesi kaç olacak, sağlığı kaç olacak diye. Tekrar kontrol edeceğim. Yani hakikaten merak ediyorum bunlar ne derece iyi okçu olabilirler diye. Ruat kanka nasıl ayrıntı vermiş, anlatmış. Kolum ağrımış falan filan. Kardeşim benim, sen nasıl istersen öyle izle. Canım benim. Merhabalar Orbion, hoş geldin tekrardan. Bir şey diyeyim mi? Hak sahibi mak sahibi değilsin ork. Git başımızdan. Büyük Moria goblinleri... Sayıya bakarak ilerleriz şimdi. Bir tane şey geldi ya, sayıya bakarak ben onları yine 4-4-4-4 10-10, 15-15 yaparım. Okçu sayısıyla Warrider sayısının bence eşit olması güzel bir denge oturtur. He, şeyi de tabii normal piyade sayısında hemen hemen onların 2-3 katı kadar falan yapmam lazım. Piyade çok önemli yani. Çok fazla ön safta böyle gidecek kılıçlı askerlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok önemli. İlk videolarım öyle. Doğru. İlk videolarım öyle. Son yani herhalde 1,5-2 senedir attığım videolarda sıkıntı yok. 2 senenin öncekilere bakacak olursan müzik kaynaklı telifler var. Dolayısıyla mecbur. Yani videonun sadece para kazanması kapatılsa neyse ona kabulüm. Hiçbir sıkıntı değil benim için. Bir videodan, iki videodan bir şey olmaz ama direkt videonun kaldırılması istendiği için mecbur kesmek zorunda kaldım. Verdiğim emek, o videolar gitmesin diye. Oğlum ben mi yanlış şey yaptım ya? Nereye geliyordu bu? Ork. Abo. Arkadaşlar. Suç bende mi? Allah aşkına ya bak şimdi. Ork karakolundaki ama bak ismine bakın. Ork karakolu tamam çok güzel. Allah razı olsun ama Ork karakolundaki Gundabatlı kamp şefine teslim etmeni istedi. Ben de Gundabatlı kamp şefi deyince çıktım gittim Gundabada. Allah senin bin belanı vermesin ya, tamam mı? Danlıntı kamp şefi. Biraz daha iyi tarif etseydin de başka bir yerlere de gidebilirdik yani. 4 günde burada oraya gidebileceğiz mi acaba? Hadi bakayım. Bastım gaza gidiyorum arkadaşlar. Bir gün geçti bile. Umarım yolda beni kimsecikler yakalamaz. Nihayet, nihayet. Al kardeşim, teslim ettim. Biraz da Mordor'da hadi görev yapabilirsek yapalım arkadaşlar. Burada herhangi bir lord var mı? Piç, Parakat ve Griznak buradaymış. Kampa yaklaş. Bu arada bu bölüm için 1 saati aşmışız. Bir dediğim gibi en az 2,5 en çok 3 saat olacak şekilde bölümü tamamlayacağız. Daha yapacak işlerimiz var yani. Bu taraflarda mesela şu tepede bir tane şey vardı. Burada ben birkaç görev yapabilirsem eğer oradaki Warrider'ı hemen orduma alabilirim. Buradan ona Uftak da hatta ismi galiba. Uftak olabilir. Selamlar efendim. İzci grubu hazırlamamı istiyorsun. Teşekkürler. Beritüel, Doğu Osgiliath'ta. Tamam. Ne kadar param var? 99. Tamam, iki tane yemek aldık sizden. Yine yemek sıkıntısı çekeceğiz gibi ya var ya. Gidelim Doğu Osgiliath'a. Burada Minas Morgul'da da Gorbak vardı. Mordor'da iki tane yoldaş var yani. Durgaş ve Gulm Isengard'da ikisi. Gorbak ve işte şey Uftak burada.
Warfang ruhundan alacağız. Kant'tan Turumbatu'yu alacağız. Dolguldur'dan Zigrupel'i alacağız. Fuldimir'i korsan kampından alacağız. Hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum diye tekrar ediyorum da arkadaşlar. Lignada'yı da Harad'dan alacağız. Sırayla hepsinde bol bol görev yapmamız lazım alabilmemiz için. Bak mesela korsan kampına şu an gönderiyor bizi. Gayet iyi. Böyle mektup verdiklerinde biraz da para veriyorlar ya, onunla da alıyorum abi ekmeğimi, yemeğimi. Ordumu beslemeye devam ediyorum böyle. Harad kampına da uğrayalım gitmişken. Bak mesela Likla da burada işte. Bağlı görev efendim. Linhir gözetleme. Aldım bunu. Güzel güzel. Köy görevi. Aa, bunlar güzel görev verdiler ha. Güzel. İyi iyi. Sen bir şey diyor musun? Bağlı görev verdi. Puh. Yani hakikaten sıfır paramız var. Köy nerede? Burada. Linhir burası. Tekrar bakacağım bir emin olalım. Linhir ve köy görevi. Köy görevini yapıyoruz. Linhir'i gözetliyoruz. Şuraya mektup veriyoruz. Görev soruyoruz efendim. Hadi bakayım. Bayağıdır gece terfisi yapmıyorum. Onları da yapalım. Çevikliğimi arttırayım. Biniciliğimi arttırayım. Biniciliği 5 yapmam gerekiyor olabilir. Dev Warg'a binmek için. Öyle hatırlıyorum en azından yani. Göreceğiz yine de. Şimdilik çeviklik bir kalsın öyle. Dev Warg'a aldığımızda tekrar kontrol ederiz. Ek olarak Bolzog'un da seviyesini arttıralım. 12, 53 canı oldu. Bunları büyük Moria Goblin'i yapıyoruz. Bunları böyle yine dağıttım. Eşit bir şekilde ve daldım köye. Hadi bakayım. Oh, elmalar armutlar efendim. Hepsini toplayalım gidelim. Bizimkiler hakikaten niye elma armut yemiyor? Köye giriyoruz, insan eti alıp çıkıyoruz. Niye sebze yemiyoruz? Mıydı lan? Niye hiç asker yok? Oğlum asker falan. Heykele bak be. Arkaik dönem mi ne kardeşim? Aha. Bir tık üstü full upgrade'li olacak. Gayet iyi. Bir konuşalım. 10'muş. Ödemesi 10'muş arkadaşlar. Seviye 13. 46 sağlık. Tekelli silah kullanıyor zaten. Bir de fırlatması var. Bir onlar da 120-120. Full seviye olduğu zaman ne kadar olduğuna tekrar bakarız. Zırhı da değişiyordur. Bir tık yine güçlüsünü alıyordur diye tahmin ediyorum. Şuraya gidelim şimdi. Gözetlememizi yapalım. Şimdi mektubumu veriyorum. Bana bir tane miğfer lazım gençler. Onun dışındaki her şeyim tam gibi ya. Esir şu an alamadığım için. Evet, mektubunu verdik reisin. Bu da Berutu'ya mektup gönderiyor. Güzel. İşe yarar. Şeyler yapmış olduk burada. Tekrar Harad kampına gidip orada da görevleri teslim edelim. Görevler kimindi ya?
Özetledim aga. Ek bir görevin var mı? Özel eşyan var mı? Yok. Köy görevini de bu vermişti belli ki. Tekrar genel bir görev soruyorum. Ve gidiyorum Berutiel'in yanına tekrar. Bir süredir yemek bakmadım. Tekrar bir yemek bakalım da. Köyden bol bol insan etlerini toplamışız. Minas Morgul'da kim var diye bakayım. Gotmok ve Skunk var. Onlara görev soralım arkadaşlar. Moria'da dönüp yine görev yapmam lazım. Henüz çok az iş yaptık burada. Buralara da vakit harcıyorum ama kesin yani dönmemiz lazım. Uğramışken Morannon ve Khan kamplarına da gidelim. Ondan sonra ayrılırız. Bu kim? Mortak. Ha bak, Kant kampına mektup verdi adam. Mis, en sevdiğim şey ya. Zaten yolum oraya yani. Bir dakika önce söyledim. Adam da mektubu yapıştırdı direkt. Sauron'un ağzına soralım. O kadar mektup taşıdık adam. Bir özel eşya verir, bir şey verir değil mi? Ayıp yani. Burası var ya, çok taze geliyor bana. Böyle giriyorum ya. Daha çünkü yeni Mirkwood serisinde burayı kuşattık, aldık sağlı sollu. Sağlı sollu girdik. Hatta sola gitmeyin dediniz bana. Sağa gittim, savaştım falan. Buralar paralel evrende düşmüştü arkadaşlar. Ona göre aklınızı başınıza alın, tamam mı? Megolas gelebilir ama bu sefer ben varım. Ona göre. Bu sefer ben varım. Gelirim yardıma. Kimsecikler düşüremez. Şuna mı gelmişti mektup? Evet. Görev soruyoruz. Ugluk'a mektup aldım. Davanıza nasıl hizmet edebilirim? Yiyecek. Al. Ben de zor buluyorum ama. Al kardeşim. İnsan etlerimi almış bir de. Siz insan olarak insan eti yiyorsunuz yani. Kanlılar olarak. Anladım abi. Anladım abim. Şimdi Ugluk'un yanına gidelim. Şuraya. Bence bu tarafta güzel iş başardık. Şimdi nasıl, ne yaptığımıza bir bakalım. Goblin'de 4 seviyeyim. Mordor'da 1, Isengard'da 1, Harad'da 1, Gundabad'da 1. En azından geldik 1 olduk yani. Çok da önemli değil. Nüfus müfus aldık, bir şeyler yaptık. Yani şunu yapalım bu arada, Mordor'da hazır. Nüfus kazanmışız. Yukarıya çıkalım. Ufdağı alıp öyle gidelim. Warbuck'ı biraz daha zor alıyorduk, onu hatırlıyorum yani. Biraz daha seviye atlamam lazım Mordor tarafında. Ama Ufdağı rahat alıyorduk diye hatırlıyorum. Gelmişken halledelim o işi. Ufdak ne yapıyorsun canım? Görüşmüyoruz. Daha fazla adam ele alabileceğini zannetmiyorum dedi ya. Bununla tekrar konuştuğumda da bana beni bir daha rahatsız etme diyecek. Bir dahaki buraya gelişimde alırım arkadaşlar ben onu. Hep unutuyorum, şaşırıyorum. Aga dur. Yettim lan. İki tane Rohirrim hemen keselim. Hemen dalın abi, hemen.
Savaş ke. Oh. Al araya, al araya. Abi görüyor musunuz lan Warp Rider'larımı? Mis mis tertemiz lan, zırhlara bak, tiplere bak ya. Daha ne olsun abi? Yollarda böyle savaş gördük mü katılalım. Hem seviye atlatır bize. Ne olmuş anket sonuçları? En son ben baktığımda 70 küsür oy vardı. Oy vermediyseniz bu arada sevgili Twitch chatindeki kardeşlerim, şu anda gidip topluluk kısmında, YouTube'daki topluluk kısmına tıklıyorsunuz abi. Bir tane anket var en üstteki son yaptığım paylaşımda. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. En son 70 küsür kişi oy kullanmıştı. Onda da %59 Lego Lotur istemişler aşkım seninle yapmamızı. %41 de PlayStation 2 The Third Age istemiş. Kurt binici yaptım. 9-9 sabitledim efendim şu an. Hadi bakalım. Ya oğlum bak. Ama ne oldu lan? Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. 2 saattir 68 kişilik bir ordu için emek veriyorum. 1 saat 18 dakikadır. Ve birisi bana bir koydu 50. Düştüm, ordumun tamamı gitti, 15 kişi kaldık. Anladım abi. Peki. Beni bir salın şimdilik, kendi topraklarıma bir gideyim ben bir. Ne kadar param var sizde? 400. Ver bana full yemek memek bir şeyler. 61 mi olmuş? Güzel. Bu arada arkadaşlar, yani şeyi söyleyeyim, düşüncemi. Bu Ork'un, herhangi işte bir hak sahibi Ork'un çıkıp işte senden bir şey istemesi, gel işte kavga çıkarması falan filan kadar saçma bir şey yok. Belki bu mod yapıldığında 2009 yılında mantıklı geldi adamlara, Ork'lar anlaşamaz edemez, kavga çıkar falan filan. Yap abi, 68 kişim var, tamam. 50 kalsın, 18 tanesi çıksın gitsin yani. 68'den 15'e düşmesin ne demek ya? 53 tane askerim gitti yani benim. İnanılmaz ya. Spearman verme. Kurt binicilerim falan hepsi gitmiş yani. Okçu. Ay kafayı yersin ha. Yemek yoktu burada zaten. Görevim de yok. Buradakine bir görev sorayım. Buradaki lorda.
Tekrar 70'e çıkardım ama tekrar başıma bir şey gelebilir yani hani. Orada artık kalkanı tutarak gideceğim. Ben de biraz şey yaptım böyle. Lan gel dedim şöyle yandan bir tane yapıştırayım falan diye düşündüm ama ne bileyim. Hundabat topraklarına mektup. Özel eşya var mı? Yok. Tamam. Sen de bana bir görev bir şey vermiyorsun. Sen de düzgün bir görev versen iyi olur ha bak. Üf. Şu gece yarısı az önce beni korkutan görev arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer daha temkinliyim. Herhalde korkmam yani. Yine gerildim bir ucundan ama. Nereden gelmişti abi o? Aha gördüm dur. Gördüm. Gel 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 gel. Var mı başka? İki mi? Orada da acaba öyle arkamdan geldi, oradan dolandı falan öyle bir şeyler mi oldu acaba? Kurt bincisi sayım çok düşmüş. Onu toparlayalım. Isengard orklarını ters ettim. Envanter yönetimi ne istiyordu? Lider yeteneğiymiş. Nasıl yani? Yo. Aslında envanter yönetimi zeka istiyor. Zekayı 12 yapsak. Envanteri 4 yapabiliriz mesela. Nasıl abi zekaya? Tamam. Ver envantere. 3 yapalım bir en başta. Tekerliği arttırıyorum yine bir tık. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu kadar buraya şeyi yazmışız. Yoldaş moldaş falan. Hiç Gundabad'da yoldaş yok mu ya? Şu an onu düşündüm yani. Çok saçma lan. Gundabad'da bir tanecik yoldaş yok yani. Oriya'nın kapılarına geri döneriz abi. İzci gruba hazırlamazdık abi. Sen bir şey diyor musun? 28 dağ goblini diyorsun. Bug'lı maglı diyorsun yani. Dönelim tekrar topraklarımıza. Goblineus 5 seviye olmuş mu oraya da güzel. Görevi aldım. Özel eşya hala yok. Bunda bak topraklarına mektup diyor yine.
Urukai avcı kampına bir grup götüreceğiz. Götürelim. Köy nerede? Köy için 3 günümüz var. Önce şunları götürelim hızlıca. Şuraya gidelim. Oradan çok seri köye döneceğim. Orman izcileri bana 5 kişiyle niye saldırdı ya? Şu an bir ürküttüler beni yani. Neden ki ya? Hadi warpların gidin bir saplayın. Biz şöyle bir kalabalık gidiyoruz. Şey yokmuş yani. Çok mu güçlüler acaba diye düşündüm de. Güçlü de... Aa, şu 54 kişilik karavana güvenmiş olabilir mi acaba? Bence öyle oldu. Ama iyi ki o karavan katılmadı yani savaşa. Hadi gençler bakayım ha. Ona binsem iyi olurdu. İyi iyi savaşıyor en azından. Yendik. Aynen aşkım yeni. Yeni serimiz. Hemen bir konuşalım. Seviye 13, okçuluk 75, sağlık 46. Şimdi büyük Moria okçu goblini ya. Normal Moria okçu goblini 8 seviyeymiş. Arada 2 sağlık var. Biri 44, biri 46. Okçuluk 63, okçuluk 75. Çok kötü lan okçu o zaman bunlar. Bir de zalim yapınca bakalım ne olacak göreceğiz. Şu görevleri teslim edeyim. Ondan sonra mektubu vermeye gidelim arkadaşlar ya. Görevleri teslim etmediğin zaman çünkü yeni görev de vermeyebiliyorlar bazen. Yine çıktı meydana ya. Yine hak sahibi ork çıktı meydana. Kafayı yersin ya. Gundabad bölgesinde bir kanunsuz. Hala üzerinde çalışıyorum. Hatırlamadım onu ama. Şunları da teslim ettik abi. Sen özel eşya hala vermiyorsun. O zaman ben Gundabad'a gidiyorum. Gundabad'a hem mektup götürüyorum hem de oradaki kanunsuzu öldürüp bir de onlara görev sorup geliyorum o zaman ama önce yemek alalım şöyle hızlıca.
Biraz daha karanlık olsaydı hiç görmeyeydik önümüzü, gözümüzün önünü hiç görmeyeydik de. Şimdi o mektup götüreceğim kişi. Buldum. İki tane esir istedi. Yok maalesef elimizde yok. Aldım abi. Oraya'nın kapılarına mektubu da aldım. Bir kanunsuz var orada ama öncesinde gündüz olsun, ondan sonra kanunsuz öldürelim. O sırada bunlarla uğraşalım biraz. Güzel bir kask sonrası tamamız ya. Hakikaten. Olmuşuz yani. Daha güzel zırhı verirseler tabii şeyler. Ya da biz satın alma bölümünde bulursak o da olur da. Bolzog'un zırhını da geri veririz. Ben daha şimdiden orta dünyada kayda değer bir gücü oldum bile arkadaşlar. Gücü. Güç. Bence oldum yani şu an. Kayda değer bir gücüm yani. Şimdi o elemanı arayalım. Moria Goblin'i. Okçumuz 9, 10. 8. 10 yapalım. Şöyle yapalım. 11'e 10 oldu yani orası. Tekrar kontrol ederiz. Şimdi o elemanı bir bulalım bakalım neredeymiş. Şunları şimdiden çıkarayım da sonra bana tek atmasın. Burada mı? Burada değildir. Tamam. Oğlum bu nasıl bir şeymiş ya? İlk defa görüyorum böyle bir şey. Üçüncü göz Lurgaş diye bir şey bu. İnsan mahkum sessizce sana bakar. Bu tarafa hiç gelmemişim ben. İlk defa görüyorum bunu gerçekten. Şimdi bana yol vermeniz gerekecek bir tık arkadaşlar. Heh. Kalabalık yaratmayalım. Bu kim? Demirciymiş. O kanunsuz umarım burada bir yerdedir ya. Ben warg almadan benim işim çok zor. İnecen mi? İnmiyorsun tabii ki de. Buldum. Geliyorum senin için oraya. Geliyorum abicim. Buradan sol.
Bazen delirtiyor beni bu oyun. Böyle sabrımı sınıyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Aynen orada hemen birikmeye başlayın. Kapatın yolu ha. Kabile orkları. Buraya bir mektup. Bu ödülü yapacağız. Başka kabile orku var mı buralarda? İki tane miydi ya? Bir konuşayım ustayla. Tamam. Bitmemiş buradaki olay. Daha bulursak öldüreceğiz. Buldum bir tane daha. Hemen halledelim. Bir tane bana bıraksaydınız ne olurdu? Azıcık ucundan yani bu durum şu an ayıp oldu gibi geldi bana. Ben öyle hissettim ama. 3 tane de bitmiş midir? 3 tane de bitmemiş. Tamam. Öbüründe 3 tane de bitmişti yani sanki de o yüzden. Normalde eskiden 7-8 onu hatırlıyorum. Aha buldum bir onluk daha. Acaba gruba göre değil de grupların sayısına göre mi? Şimdi mesela 5 kişilik 5 tane öldürmen lazımdır. 10 kişilik bu mesela. Bundan 3 tane yeterli olabilir gibi bir durum olabilir mi acaba? Böyle bir dağılım sayıya göre yapılıyor olabilir mi yani? Lolo. Yapıyorsunuz bu işi. Bir tane askerim bayılmış. Sıkıntı yok. Şimdi oldu mu? Hala olmamış ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam kardeşim. Ben o zaman gideyim. Yani bulmuştum yine ama bak bak yine. Ya gelmişken görevi halletmek istiyorum da tekrar dönmek istemiyorum oraya dönüp sonra tekrar buraya gelip burada sırf kabile orklarını öldürmek için zaman kaybetmeyelim yani anladınız mı? Tek seferde halledelim istiyorum. Lan benim sen okçuma. Nasıl balta atıyorlar ha? Şuraya bir uğrayayım ben. Bu sefer dikkat edeceğim. Bayağı güçlü bir şey arkadaşlar bu. Buna karşı yani en azından oyunun bu aşamalarında çok dikkatli olmamız lazım. Bir tane yemeğim kalmış. Bir tane daha buldum. Bunu öldürdüğümde bence işimiz garanti. Kesin görevi full kabul edecek. O zaman bir özel eşya da sorarız hem. Öyle ineriz. Şu an 1 saat 40 dakika oldu. En az 50 dakika en çok 80 dakikamız var. Bence yine de güzel şeyler yaptık bölümde yani.
Halledersiniz abi. Atın mızrakları, taşları, sopaları, baltaları açtı lan. Nasıl müsaade ettiniz la? Şu an garantiledim zaten. Konuşalım. Evet, bitti. Özel eşya soracağım şimdi. Seviye 2 olmuşum gerçi burada. Seviye 2'de 3'te vermeye başlıyordu sanki, değil mi? Emin olalım. Ne olacak ki yani? Evet. 3'te vermeye başlıyor. Aleykümselam. Moria Goblin'i bilmem neler. Bir tane yapacağım şundan. 11'e 11 oldu. Warp binicisi dedik. Bir tane daha arttırmış olduk. 24 ödemesi. Güçlü bir şey olabilir. Tekrar bir görevlere bakalım. Tamam. Şimdiki işimiz Moria'nın kapılarına gitmek zaten. Hem bir tane görev teslim edeceğiz hem de bir tane de mektup teslim edeceğiz arkadaşlar oraya. Goblinke. Abi adımı Goblinke mi yapsaydım ya? Gerçi Goblineus iyi bence. Güzel düşündüm yani. Buldum dediğim gibi. Betunya hoş geldin. Köy görevinde aldım. Isengard'da malzemeler. Alayım onu. Yemeklerimi de fulleyeyim. Arkadaşlar paramız 5400. Acaba bir tane warg alsam mı? Yoksa paramızı elimizde tutup şu adamın bana dev warg vermesini bekleyeyim mi? Şu an mesela bir soralım özel eşyayı. Yücel Ordu Finvarisil. Ver bakalım bu... Artı bir çeviklik. Yüzük taktık. Olur. Köyü bir yağmalayalım. Nerede köy? Orayı bir yağmalayalım. Keşke oraya müdahale edebilseydim. Neyse ikindi şu an. Bak gece olmadan gireyim de. Güzel bir savaşalım. Herkese benden bir vuruş. Bu atlama işini yapalım ya. Bu atlayıp vurma işini kesin yapalım yani. Boy kısa. Dolayısıyla... Atlayıp vurunca tam kafaya denk geliyor. Diğer türlü yerden vurduğumda adamın omzuna falan geliyor ya kılıç. Level atlamışım bu arada. Yine bizi arkadaşlar zekayı 12 yapıp bırakıyorum, tamam mı? Bir tane daha yine zekayı verdim. Silah ustası. Kalkan dedim. Arttıralım şöyle şunları. Ne vardı elimizde? 9 malzemeyi Isengard'a götürme olayı var. Ama şu görevi teslim edip öyle Isengard'a gideceğim zaten. O kesin. Dolguldur'a mektup da götürürüz. Büyük, cüce büyük kazması veriyormuş bir de eşya olarak. Onu da aldım. Tamam. Şimdi
Mektup işi sonraki iş. Önce malzemeleri götürelim. Onun öncesinde şuradan yine bir erzak soracağım. Tamam. Arkadaşlar ben bunu kullanmam. Şöyle bir şey işte size şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Ben bunu kullanmam. Satınca da para etmiyor. Binek üstünde kullanılamaz diyor. Kalkanlara karşı bonus. Ama yani çok bariz böyle bir cüce baltası ya. Hani biraz bunu goblinleştirip aslında paslı maslı falan yapsaymışlar keşke. Yani güzel de durmuyor baktığın zaman. Bilmiyorum. Öbüründe de ben bunu satmıştım galiba. Kimseye de vermemiştim. Hatırlamıyorum. Şimdi yani mesela Bolzog'u ama şimdi Bolzog'a Warg'a bindireceksek çok mantıksız olacak mesela bunu vermemiz. Bunu böyle bir başka birine verebilirim ben yani. Dursun en azından özel eşya özel eşyadır yani. Dursun elimizde. Güzel. Bir şeylerden bir tanesini yoldaşlarımdan bir tanesini çift elli baltalı piyade yaparız. Bakmıştık ya ona daha önce şeyde Isengard serisinde olması lazım. Bakmıştık. Öyle hani bizim tipimize uygun değil yani. Değişik bir şey. Keşke değiştirseymişler ya. O kadar güzel bir baltayı Cüce serisinde hiçbir lord bize vermedi. Ona şaşırıyorum yani. Baltayı nasıl bir tane Moria lordu verebilir ya? Tamam Moria'yı ele geçirmişler, cüceleri öldürmüşler, onların elinden almışlar mantığıyla herhalde düşünmüşler de. Az bir paslı yap, abi bir şey yap yani. Uymuyor ki. Al abi 9 malzeme. Tane iş birlikleri halledemeyeceğiz. Burada birkaç görev soralım. Gökhan kankam selam. Ne yapıyorsun? Fangorn görevine takmış bu adam. İstemiyorum. Fangorn'a gitmeyeceğim ya. Bu da bug'lı görev verdi. Oo Mete. Oyunu bitirip gelmiş reisler. Anlatın lan biraz ne oldu? Eğer YouTube'a gidecek bir replay ise siz anlatın. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey ağzından çıkmayacak YouTube'a karşı. Benim için birlik yetiştirir misin diyor. Biz buna farklı bir taktik önerip iki eğitimsiz savaşçını arenada dövelim diyoruz. Bu güzel bir görev arkadaşlar. Bunu es geçmeyelim o bakımdan. Bu Lord değilmiş lan. Gelin bakayım lo. Lan ne ölmüyorsunuz? Bu arada benim tipim böyle değildi lan. He, bu ilk ekranda kendimi böyle yapmıştım ben. Evet. Ama artık böyleyim yani. Onu da anlamadım. Allah Allah. Neyse. Bolzok seviye atlamış. Onunla da konuşalım. Hadi Bolzok'cum. Sen yapacaksın bu işi. Canım. Bir konuşayım şimdi şununla. Dövüş kan. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu lan gerçekten? Tamam eğittik verdik ona. Bunlar zaten vermiyor görev. Kamp kasanızda bir şey var mı ya? Kamp kasasında bir şu yiyecekleri alalım. Şimdi Dolguldur'a gideceğiz. Yavaştan yola çıkalım arkadaşlar. Dolguldur'a mektubumuzu götürelim. Yani genel bir sorun oldu mu kanka oynayış tarzı bakımından? Peki onu sorayım. Bir problem yaşandı mı? Rush, abuk subuk hareketler, bir şeyler falanlar, fistanlar.
Ya zırlama be ork. Ey güzel kanka o zaman. En azından ona uyulduğu sürece sıkıntı yok yani. Herkes istediği gibi oynasın da o süreler, o kurallar önemli. Mektubumuzu verelim efendim. İçerisi biraz daha karanlık olsun ya. Arkadaşlar vallahi biraz daha yüzünü görmeyeyim ha. Bayağı birazcık daha karanlık yapın. Hiç bakmayalım suratınıza, tamam mı? İyi ki gece yani. İçeride bir ışık mışık yok mu? Anlamıyorum ki. Ork karakoluna gidiyoruz buradan. Şöyle bir bakalım gençler bu arada. Goblin savaş lordu olmuşum. 7 seviye olmuşum orada. Gundabad'da 2 olmuşuz. Diğerlerinde hala 1-1-0 falan. Bir Mordor tarafına tekrar bir görünelim. Tekrar bir oralara görünelim. Mete kurallara tam uydu. 15 dakika dolar da olmaz. İsmail gidiyor mu? Görüşürüz. İyi geceler. Ben bir 35-40 dakika daha buradayım. ...140 para varmış. Kurtlu ekmekleri alalım. Şunu da alayım. Mektubumu vereyim. Priznak al canım. Sana mektup geldi. Aldburgu gözlememi istiyor. Tamam. Budreym'e mektup. Tamam abi. Bereketli çıktı burası. Bu arada gelmişken Uftağ'ı alabilir miyim? 66'yı alabilirim. Bu arada kanka kaç kişi toplandınız ya? Onu da merak ettim ha. Takip edemedim çünkü. En son konuşuyordunuz. Ben yayına başladım. Yani aldığınız replay böyle 0.7 son replay olabilecek düzeyde mi oldu yoksa işte Twitch özel mi yaparız? Ne diyorsunuz? Aldım bile bunu. Uftak. Çek abi Uftak'ı yukarı. Bunu güzelce bir ara giydireceğiz arkadaşlar. Tahta sopası, mızrağı falan var. Acaba bunu mu yapsam ben? Gerçi bir şey diyeyim mi? Ork'tan piyade olmaz. Orkları Warrider yapacaksın orkları. Ork'tan piyade olmaz. Piyade neyden olur? Gorbak'tan olur mesela. O Blackrook'tan olur. Şeyden olur. Nedir onun adı? Gulm var ya, Berserker. Ondan olur mesela. Aynı şekilde. İşte Heydrek olabilir bak. Heydrek. Dunland'daki adam. Ona verebiliriz falan. Onları böyle sağlam piyade yapabiliriz. Bunların çoğunu arkadaşlar ben Bolzok, Uftak bunları ben Warrider yapacağım için balta malta vesaire yalan dolan o işler. Görevlerim neydi? Önce bir düşman şehrini gözetleyelim o zaman. Aldburg şurası. Süresi ne kadar maçın kanka? Ben burada 1 saat 50 dakikadır buradayım. Ben tam yayına girerken siz maça girdiniz. Eğer yeni bittiyse maç hemen hemen 1,5 saatle 1 saat 50 dakika arası bir şey oldu o zaman. En az 1,5 saat olmuştur. Gözetledim. Yani kaliteli maçlar çıktıysa illa süresinin 2,5-3 saat olmasına gerek yok. 1,5 saat olsun, temiz olsun, bizim olsun, atayım gitsin YouTube'a. Yani izlersiniz değil mi YouTube? İzlersiniz, izlersiniz efendim. Güzel tatlış tatlış bir replay olmuş. Anlatılıyor şu anda bana.
Özledim Alburgu. Tamam. Yine yemekleri verin abi. 477. Budreym'e mektup götürelim. Mordor'da çok uzun süre duramadık. Dunland tarafına gönderdiler bizi. Dunland'a 3-5 görev soralım. Hani Heydrek'i almak için fırsat olabilir bize bu. Hem mektup verelim. Budreym'e mektup vereceğiz. Görev soralım. Buna soralım. Erzak 5 tane gıda diyor. Al canım. Gelmişken vereyim yani. Heydrek'i alamıyoruz şu an tabii ki de. İzci grubu hazırlamamı istiyor. Ama olmaz. Wolf. Uşnak. Isengard'da. Tamam, buradan bu kadar çıktı. Yapacak bir şey yok. Yemek var mı yemek? Biraz yemek dağıttım da orada. Şimdi o ne diyordu? Huşnak muşnak diyordu. Bir şey diyordu. Ah şu. O seviye 10 oldum bile lan. Genelde zaten ilk şeyde 10-12 oluyorum ben. İlk 3 saat böyle yaptığımızda. Onda sıkıntı yok. Ondan sonrası biraz sıkıntılı oluyor zaten. Atlayamıyoruz bir türlü seviyeye ama 20 olmadan da savaşı başlatmak istemediğim için ikilemde kalıyoruz öyle. Şunlara da bir görev soruyorum hemen. Belki bunda yaşamayız bilmiyorum sağlam görevler alırsak. Bir tane ulak veriyor bize Saruman. Onu götürelim abi. Nereye götürüyoruz? Uruk-hai. Zaten oraya bir tane de mektup götürüyorum şu an. Güvenli bir şekilde götürürüm Saruman. Rahat ol. Uf. Ölme ha. Ölme ölme. Ulağa getirdim. Elçi artık burada. Uftak seviye 2 olmuş. Uftak da seviye 1 dandik bir şeymiş ya. Kimeydi mektup? Sanaydı. Al mektubunu. Moria'nın kapılarına bizi geri gönderiyor. Köy görevi veriyor. Gulmu alıp alamadığıma bakacağım. Gulmu alabiliyorsam Isengard toprakları içerisindeki Durgaş'ı da alabilirim. Çok büyük ihtimalle bu ikisini şu an halledebiliriz böyle. Uftak'ı hallettik. Bir tek Gorbak kaldı Mordor tarafında. Şuna bir sorayım arkadaşlar. 28 rütbe puanına daha ihtiyacım var diyor. Alamıyorum. Tamam o zaman. O zaman yapacak bir şey yok demektir. Bak envanteri nasıl büyüttüm görüyorsunuz mu? Yemek dolu şurası. Aşağı kadar bayağı daha envanter var. Çok pis envanter kastım bu sefer. Deli gibi yemek yiyorlar çünkü. Ver abi zekaya yine. Envantere bir tane daha ver. Diğerini de talimciye ver. Okçuluğu arttıralım. Ok da alacağız çünkü daha. Nerede köy? O köy görevini halledeceğim. Sonra Moria'ya mektup götüreceğim. Abi böyle orta dünyadaki bütün işleri yoluna koyan, çekip çeviren, mektupları taşıyan, kargoları götüren, işte köyleri temizleyen, yağma yapan, bütün işleri gören eleman benim. Alın arkadaşlar. Şu kule güzelmiş bak. Öyle lan. Atlayarak vurduğumuzda hızdan da faydalanıyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Fazlaymışlar. Öllel be. Ne güzel baltaydı o.
Güzel savaştık. Geri gidelim. Bir tane ya da iki tane adam kaybetmişim galiba. Ufak da hemen konuşuyorum abi. Çevikliğine veriyorum. İniciliğini arttırıyorum. Uftan fırlatmasına abanacağım. Fırlatma. Kalkan. Kılıç. Tamam, böyle yapacağız bunu. Bolzog ise okçu yapacağım. Kalkan, kılıç, yay. Ok vereceğim eline. Böyle biraz dengeyi sağlarız arkadaşlar. Kurt binicisi. Son seviye asker hiç yapamadım, farkında mısınız? Hala yapamadım. Ondan dolayı talimciye verdim zaten. Mesela gece terfisi geldi bir tane. Zalim Moria Goblin'i. Köy görevimizi teslim edelim. Kulaklarım da küpeli ha. Onunla hala üzerinde çalışıyorum kardeşim. Görüşürüz hadi. Isengard'da seviye 3 olduk nihayet. Seviye 3'te Dandirik bir şey veriyordu bana diye hatırlıyorum ama. Ya da gidip Saruman'la bir konuşuruz tabii ki de. Bu arada savaş başlarında burada 40-50 kişilik Dothlorian devriyeleri geziyor ya, onlar çok zor arkadaşlar. İşte böyle 150-200 tane böyle goblinim olursa ancak halledebilirim diye düşünüyorum onları. Onlar çok kötüydü. Belki Mordor serisinden hatırlarsınız. Çok 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 kötüydüler. Dundaba'da gönderiyor bizi yine. Yemek var mı? Yemek. Topla yemekleri. Bu görev tam hangi görevdi? Geceleri ortaya çıkan zımbırtılar. Bekleyelim burada. Neden sabah olmasını bekledim acaba? Gece olmasını bekledim, sonra otomatik olarak sabah olmasını bekledim. Alışkanlık işte. Ol abi tekrar gece. Bak diğeri yine olur olmadık bir yerden çıkmasın. Ne olur gözümün önüne şöyle bir gelsin ya, şuraya bir yere. Aha gördüm. Yemin ederim şu anda gördüğümde bile korktum anlık ya. Tamam, başka yoktur herhalde. Var galiba, bir tane daha var. 3'e çıkmış bunların sayısı arkadaşlar. Öldür öldür, bunlar bitmiyor. Yine gerim gerim gerildim. Mecbur seviye atlamak için alıyorum görevi. Öyle bir geriyor beni ki görev. Kafayı yersin ya. Abi neredeysen çık meydana da. Özün sevem kardeşim. Çıkacağım yukarıya, yukarıdan bakacağım nerede olduğuna ya.
En azından aşağıda gerinmeyeceğim karanlığın içinde. O da beni öldürmek istiyorsa yukarıya gelmek zorunda zaten. Valla herhalde böyle daha gergin bir görev olamazdı diye düşünüyorum ya. Yani şundan biraz daha gergini ne olabilir ki yani? Allah'ın cezası piyasada da yok ha. Arkadaşlar bu görevi bir daha alırsam beni dövün ya. Bak daha yeni şu an ben buralara doğru gelince şu an bir kılıç çekti birisi. Size geldi mi onun sesi bilmiyorum. Birisi şuralarda ben koşarken kılıç çekti. Ya abi sesi de buralardan geliyor ha. Böyle bug'lı kesin bu adam ya zaten. Başka bir açıklaması yok yani. Ben şu an ayrılamıyorum da. Şimdi hani çaresizim o yüzden böyle mal mal dolanıyorum ha. Bakmayın yani etrafta gezdiğime. Onu aramıyorum yani amacım şu an benim görevi tamamlamak değil. Senin Allah bin belanı versin tamam mı? Allah'ın cezası. Moria şefi bir daha bana bu görevi verirsen senin çanağına sıçarım ha bak tamam mı? Bir daha o görevi bana vermeye cesaret bile etme yani. Kıl herif ya. Hadi ben gidiyorum Gundabad'a. Kaç puan oldum burada? 7. Mordor'da 2'yim. Gundabad'da 2'yim. Gundabad'da 3 olmuştum en son değil mi? Isengard'da 3 olmuştum. Gundabad'da gidelim bir 3 olalım. Evet 2 saat 11 dakikamız oldu.
Çok saçma sapan zaman kaybettim ya. Aslında çok da verimli bir bölüm olmadı yani uzun olmasına rağmen. Bakalım belki son 20-25 dakikada bir şeyler yaparız. Belli olmaz. Moria'nın kapılarına mektup. Bu bayağı bak şu köşedeki yaşlı var ya Moria'nın kapılarına mektup gönderip duruyor. Goblin kasabasına bir grup gönderiyor. Tamam. Kasanızda yemek varsa hepsini alırım. Köleleri Goblin kasabasına götürüyoruz. Goblin kasabasında da kimse yok ha. Kimsecikler yok yani. Selam, hoş geldin. Ben bir Isengard tarafına gidip yoldaşlarımı alıp gelsem. Bunlar beni gönderirse daha iyi olur da. Görevle mörevle falan gönderirlerse iyi olur. Ben şu mektubu vereyim bir. Başta. İyi kardeşim benim ne olsun ya? Senden ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Orman elfleri kampını gözetleriz. Ekstra bir özel eşya yok. Sana tekrar bir sorayım da. Bunu yaparım bak. Bu dışarıda bir belalı goblin muhabbetiydi galiba bu. Bunu yaparız. Tabii yakalayabilirsem yapacağım. Discord'dan bu arada yazdığıma baktın mı şimdi? Bak ondan sonra görmedim etmedim falan deme. Oradan yazdığıma bak. Ona göre atıl. Sonra ben yayının ortasındayken bana gelip beni niye almıyorsunuz deme ha Conquest'te. Bu arada o gözetlenecek yer. Abo ben yanlışlıkla bu görevi almışım ya. Ben bunu gözetleme zannettim. İzci grubu göreviymiş o. O görevi gidip iptal edelim. Ya ne kıl bir şeysin. Şu goblin görevlerini bir daha almayalım arkadaşlar en iyisi. Aa bak izini de kaybettim ha. Vallahi izini de kaybettim. Bu goblin görevlerini bir daha almayalım. Hatta iptal edebilir miyiz? Diye bir soracağım. Bunlara biraz daha dikkat edebiliriz. En azından Moria için dikkat edebiliriz. Çünkü burada artık seviyemiz yeterli noktaya ulaşıyor. Asker almayacağım. Şefle konuş. Görev hakkında. Ya bitiremezsem. İptal de edemiyorum bunu. Diğerine konuşup diğerine en azından iptal edeyim de o 25 kişiyi dışarıda başkası öldürürse o halletsin. Sen gel. Bunu yapamayacağım. Başka bir şey veriyor musun? Ugluk'a gönderiyorsun beni. Okey. Belalı Goblin işi dediğim gibi arkadaşlar iptal olacak büyük ihtimal. Şu Gundabad'ın yaşlısıyla konuşmadık. O konuşma işini hallederim. Niye onu yapmadan geldik ya? Yani o durum için süre esnetilebilir. Sıkıntı değil. Yani 19.30 dedik orada ama diğer arkadaşlara da söyleriz. Deriz hadi arkadaşlar 20.00 yapalım falan.
Oyun için şey diyorsun değil mi? Bütten kaynaklı galiba. Sıkıntı değil. Önemli olan en azından konuşuruz. WhatsApp grubuna alırsın. Çünkü ben şöyle bir şey yapıyorum. Onu da duyurdum daha önce. Belki senin haberin yoktur. Şimdi biz biliyorsun BFM için ben bir topluluk oluşturdum bizim modda. Onun ayrı bir Discord'u var. Oradaki insan sayısı farklı. İşte seçiyoruz mesela insanları böyle yani şart olan, gerekli olan bir şey. WhatsApp grubunu alırken bakıyoruz insanlar nasıl konuşuyor, nasıl hani gelip abidik gubidik konuşur mu, kavga çıkarır mı falan, ona göre WhatsApp grubundan insan topluyoruz. Şu an 50 kişi falan var. Orada aslında ben amacıma ulaştım. Birkaç yıldır uğraşıyorduk onun üstünde. Oraya aktif bizim modu oynayan, BFM'yi oynayan insanları topladık. Oyunu aktifleştirdik. Çok güzel maçlar dönüyor şu an. Benim amacım aynısını Conquest için de yapmak. Conquest'te çünkü reimagined yapılıyor ya. Bu remastered yani diyelim aslında biz. Conquest için de aynısını yapıp güzel bir Conquest Gamers grubu yapmayı düşünüyorum. İleride işte 40 kişi olur, 50 kişi olur. Orayı da arttırmayı düşünüyorum. Yani maksat şu, sen oyuna katılamasan bile en azından istişareye gel. Dolayısıyla konuşalım, WhatsApp grubunu alalım seni. Aynısı şeyler için de geçerli tabii ki. Fatih gelirse diğer elemanın adı neydi? Fatih var, sen varsın. Şey, Garoş var. Çünkü oyunun geleceği var bak. Sadece Conquest olsa diyeceğim ki ya hani şu işi halledelim. Sadece Conquest olsa diyeceğim ki zaten gideceğiz hani 30-40 kere oynarız, video çıkarırız, kapatırız, gideriz diyeceğim, anladın mı? Ama işin içine remastered gelince, geliştirilmekte olan 600 gün var falan çıkmasına böyle. O sürede Conquest'te vakit geçirip sonra remastered çıkınca aynı ekip, aynı grup, Conquest Gamers grubuyla yardıracağız böyle, o remaster'da oynayacağız falan. Üf, tadından yenmeyecek yani o topluluk, biliyor musun? Bunu iptal edelim. Joseph de gelip aynen diyor. Joseph bu arada benim hem Sargon Lens Gamers'ta, BFM olan Gamers'ta hem de Conquest Gamers'ta da var. Öbüyorum seni Joseph'cim. Öbüldün canım. Hadi ver bir, senden de bir içki alalım. Bunları halledelim. Ama birinizden biri bayılsın artık. İşte Burak da aynısını söylüyor. Ona göre diyorum saatini değiştiririz. O problem değil. Saatini değiştiririz. 8 yaparız mesela. Önemli değil yani. Ol kardeşim, 3 tane eğitilmiş. Hadi bakayım he. Yemeğiniz varsa alalım. Şimdi ekstra neyimiz kaldı? Ugluk'a mesaj iletecektik. Köy yağmalayacağız. Köy şuradaymış. Gidelim önce köyü yağmalayalım. Teslim edelim. Ardından Ugluk'a gidelim. O kadar erken olmaz büyük ihtimalle. Çünkü zaten 19.30 dememin nedeni şuydu benim. O saatte Gökhan için sıkıntı yok. Gökhan evde oluyor ama Mete işten çıktığı zaman saat ancak 7-7 çeyrek geçe falan eve varıyormuş. Tataristan'da. Şimdi Mete için zaten mecbur 19.30 dedim. Hani dedim eve girersin 19 çeyrekte geldin diyelim, eve girersin bir oturursun soluklanırsın falan. 19.30'da başlarız muhabbete. Mete için her türlü öyle olması lazım. Yani öncesi olmuyor bu durumda. Mecbur 19.30 ya da sonrası olması gerekiyor. Dediğim gibi 8 yaparız yani onu. Zaten sonrasında maç var ki. Yani en kötü yayın öncesi zaten bir toplanırız. Yayından 10 dakika 15 dakika önce toplanırız. O problem değil yani. O saat değişir.
Maç 9 gibi de olur. Zaten ben şeyi yazdım ya. 8.30 9 arası yayını başlatırız. Orada herkesin müsaitliği benim için önemli arkadaşlar. Herkes keyif almaya geliyor sonuçta. Kimseyi germeye, kimsenin vaktini çöp etmeye toplanmıyoruz. Herkese uygun bir saat ayarlanır. Takılırız. Orada birisi kaçıyor herhalde. Kaçmıyormuş. Hallettim kardeşim benim. Uftak. Beni unutmadıysan abi, The Sepros olarak bayağı oldu. Burak. Burak. Bars mı? Öyle bir şeydi herhalde Nick'in. Ben oradan hatırlıyorum. The Set. Dostla tanıdık geldi ama. O bayağı bir olmuş olabilir. The Set Boss Nick'i. Bu arada yaz istersen. The Conquest Remastered yaz. Zaten o sana bahsettiğim Reimagined diye çıkacak. Zaten ben o haber üzerine, bu Conquest üzerine bir topluluk kurma kararı verdim. Normalde 8 kişilik bir ekip kurup, ekibi sabit tutup, hiç kimse eksilmeyecek, hiç kimse alınmayacak. Tamamen 8 kişiyle işte 40-50 tane video çekeceğiz, kapatacağız olayı diye düşündük. Daha sonrasında Remastered muhabbetinden dolayı bunu direkt bir oyun topluluğuna çevirme kararı verdik. Aynı durumu ben bu arada Mete ile War of the Ring için başlatacağım arkadaşlar. War of the Ring için de çok eskiden Türkçe War of the Ring'i hatırlayanlar belki vardır. Türkçe dublajlı. O oyun için de Mete ile birlikte bir başlangıç yapacağız. Katılmak isteyenler olursa ona da bir ayrı oyun grubu kuracağız. Bu oyunu da büyütmeyi düşünüyorum yani. Gundabad uçan baltaları. Ver bakayım. Gundabad uçan baltaları. Ben bunu kullanmam aslında da, bunu ben fırlatma verecektim. Bunu kime veririm biliyor musunuz? Şu baltayı vereceğim. Şu baltayı vereceğim bir tane Gulm olabilir. Dediğim gibi Gorbak olabilir. Çift elli balta verip piyade yapacağım yoldaşımın balta fırlatmasını da isterim. Hem yakın dövüş baltası kullanır. Şimdi Ugluk'a mektup iletebiliriz artık. Gönül rahatlığıyla. Valla ekran, o soluk olması, sen nasıl tabir etmişsin, parlak düş. O bende de oluyor. Ama şöyle, ilk oyunu açtığım zaman bir başıma geliyor o benim. İşte options'a giriyorum, çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum falan, düzeliyor. Yayın boyunca hiç başıma öyle bir şey gelmiyor. Benim başıma gelen şey benim oyunumdaki sorun. Mesela işte büyücüsün, atıyorsun değil mi büyüyü? İzlerken beni belki fark etmişsinizdir. 20 dakikadır savaşıyoruz diyelim. Bir süre sonra o görseller bende kayboluyor, o efektler. Ve büyücüyüm. Büyü atıyorum, elime atıyorum. Karşı tarafa damage de vuruyorum ama o büyünün efekti görünmüyor. Ya da yere ateş topu atıyorum. Ateş topu çıkıyor böyle benden, yere düşüyor. Yerde onun efekti görünmüyor falan. O efektler kayboluyor bende. Bendeki Conquest'teki sorun o işte. Ya yani umarım görsel olarak son maçın işte 10-15 dakikasında belki, ya da 5 dakikasında olduğu için benim için çok sıkıntı değil de, Remastered geleceği için şimdilik bunda takılıyoruz öyle. Yapacak bir şey yok yani. Al kardeşim, çeviklik, binicilik. Ama o solma olayı da dediğin gibi oyunu alta alıp şey yaptığında ya da options'a girdiğinde vesaire düzeldiği için çok sorunu yaşamazsın diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Joseph falan sizde oluyor mu öyle bir şey? O
O efekt olayını da nasıl çözeceğim? Bilmiyorum yani. Oyun işte ultra ayarlarda falan. Ama nasıl öyle bir şey oluyor? Creme'i falan mı acaba güncellesem? Şeyle Era'yla konuşup crack, yeni crack falan mı atsam, ne yapsam bilmiyorum ki. Arkadaşlar son seviye 2 tane goblinim oldu bu arada. Hemen şöyle bir konuşalım abi. 25 seviye, 51 sağlığı var. Kalkanı var mis gibi. 170-170 bütün olayları fırlatması vesaire tekerlesi 170. Böyle sıradan bir birlik efendim. En azından kalkan olması vesaire bizim için güzel. Gundabad'da 4 olmuşuz. Isengard'da bu arada bir tane bir şey veriyor şu anda bana. Seviye 3 olduğum için. Bu neymiş? Öldürelim o Rohirrim'leri. Valla oyunda her türlü sorunlar olacak ya herhalde. Sonuçta kaç yıllık oldu? 13 yıllık oyun oldu Conquest'te ve oyunun modlaması ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben. İşte remaster'ını bekliyoruz. Şimdi buna bakalım abi. Okçuluğu 75 bunun bir düşük seviyesinin. Burada 85 olmuş. Canı bir düşük seviyesinin 46. Burada 51 canı var. Tıpkı şey gibi. Şunun gibi 51 canı oluyor. Ama okçular kötüymüş. Onu öğrenmiş olduk. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Nasıl ya, yani hiç mi göreviniz yok bana? Hiç mi? Kamp şefi belki verir bir şey. Abi ben Dunland'lı kamp şefinin 22 tane Dunland'lı asker öldür diye görev vermesini mantıklı bulamıyorum ya. Nasıl bir şey abi? Hadi sen de bir ork işi bayır içki ver abi. Tamam. Herkesten bir içki alıyorum. Şeyden aldık. Gundabad'dan aldık. Moria'dan aldık. Saruman'dan aldık. Tamam. Kimse görev vermiyor yine. Yine görevsizlik başladı arkadaşlar. Grima veriyor mu? O da 28 tane Danish öldür diyor. Tamam, Moria'nın kapılarına gidiyorum. Belalı Goblinler olayı zaten yapılamayacak gibi görünüyor. Ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Açtı zaten, kayboldu oralarda. Valla bizim tavsiyemiz belli bir klasa bağlı kalmayıp genel bütün klasları kullanmak. Zaten bununla ilgili de bu istişare edememizin nedeni de o arkadaşlar. Ben mesela, beni izlemişsinizdir. 5 tane videosunu attım Conquest'in şu anda kanala. Yayınlardan kaçırdıysanız oradan bakın mesela. İşte hepsini oluyorum ben. Warrior oluyorum, Mage oluyorum, Okçu deniyorum ara sıra falan. Hani bir tanesine fokuslanıp işte e-sporcu gibi ben Warrior'u geliştireceğim, sonuna kadar şöyle yapacağım falan gibi bir düşüncem yok. Keza yanımda Mete de öyle yapıyor, Gökhan da öyle yapıyor. Herkes öyle. Bununla ilgili zaten bir konuşma yapacağız genel. Bunu da bana mektup götürelim. Ama sana ben bir görev soracaktım ya. Yine ağırlık verdiğin bir şey olabilir ama hep onu almamanı tavsiye edeceğiz. Yani ondan bahsedeceğiz biraz. Herkesin kafasına tam oturur yani o gün konuştuğumuzda. Son yaptığımız Conquest'lerinde de çünkü biraz saçma sapan olaylar oldu. O da yani, hani biz
uyarmadık, konu hakkında hiç konuşmadık diye oldu diye tahmin ediyorum. Kimseyi kısıtlamadık. Sadece scout alınmayacak dedik. Dengesizlik yarattığı için. Onun dışında da böyle bir şey başımıza geleceğini düşünmedim ben. Kimse düşünmedi. Abi. Oğlum çok güzel bir oyuna hiç beklemiyoruz ya Burak. Videoları da dediğim gibi bak. Zaten öyle bir şey düşünmediğimizi, eğlenme odaklı gittiğimizi anlarsın yani. Moria'nın kapılarına gidelim yine. Hadi abi. Bıktık ya. Ne oldu? 2.32. Tamam arkadaşlar. Saatte 1 oldu sevgili YouTube. Biraz daha bir şeyler yapabileceğim mi diye bakacağım. Aklımda Isengard'daki yoldaşları almak var. Şuraya bir bakalım. Burada Goblin şefi olmuşuz. Isengard'da 3, burada 4. Mordor'da 2. Abi Khand Umbar ve diğerlerinde o 0 çok kötü ya. Bir şeyler yapmamız lazım. Şunu vereyim öncesinde. Beren Amroth'u gözleriz ya. Tamam zaten Isengard'a gidiyorum şu an. Moria Ork Ağır Zırhı bak. Ertemüz. Ver abi o zırhı bana. Bendekine Ork Heavy şey. Bu usta işi 24'e. Abi bu ne lan? 24'e 16. Benim giydiğim ne? 40'a 20. Bolzok'taki. Allah'ını seversen bu ne ya? 24'e 16 bana özel eşya verdi. Bolzok. Al canım sen bunu. Valla abi verdiği özel eşyalar bildiğin böyle şaka yani. Başlık olarak da bunlar mı var sadece? 30'luk mu var? Daha fazlası yok mu acaba? 1500 diyor. Ben bu başlığı alayım kendime zaten. Bunu da bozuk alayım. Şunu satayım. 2600 verdik bile. Eldiven olarak şöyle artı 3 veren bir eldiven alayım kendime. Yani şimdilik idealik. Bu yayı da ver. Zehirli ok zaten son seviyede zehirli ok verecek galiba. En azından bir yayımız olsun cebimizde. Bolzok. Sen bunu al abi. Güzel zırhını mırhını her şeyini tamamladık. Bir tık para harcadım ama olsun. Bunları yapacaktık. Önce düşman şehrini gözetleyelim. Kerin Amroth'u gözetlemekten bahsediyordu. Ne oldu lan Joseph? Ne oldu? Ne? Neyden bahsediyorsun? Mod çok iyi ya ona. Abi mod o kadar iyi olmasa ben bu kadar çok seri yapmazdım bunda biliyor musunuz? Girerdim mesela Rohan serisi ilk serim benim bu moddaki. Rohan serisini yapardım. Bırakırdım ki. Devam etmezdim yani. Ne işim olacak daha? Sevmediğim şeye. Şunu teslim edelim. Bir şey diyeyim. Ağustos ayında şimdi Nisan'a girdik değil mi? Ağustos ayında 2 sene olacak ki. Ağustos'a kadar devam eder miyiz bilmiyorum. Şimdi bunu bitiririz. Nisan ayında bu biter bak. Çok uzun sürmez bu. Good Faction'lar uzun sürüyor.
Mayıs, Haziran 2 ay boyunca mesela Gondor yapsak bulmaz Ağustos'u da. İşte hemen hemen neredeyse 2 senedir bu moda vakit ayırdım yani. Bakacak olursan. Ama bir tipe bak ya. Tam bir Moria Goblin'iyim. Tam bir Moria sıçanıyım şu an. Tamam. Şöyle gidiyoruz. Aradirmi iptal ettik ama yani o tiplerini beğenmedim. Onları en başta iptal etmiştim direkt. Haradrim'i iptal ettim. Ruhunu atlı okçulardan dolayı iptal ettim. Korsanı hiç düşünmemiştik zaten. Kan da aynı şekilde. Bunlar bug'lı görevler, işimiz olmaz. Gundabad birliklerinin görüntüsü falan kötü. Bir mantığı yok yani. Gundabad yapmanın da bir mantığı yok. Onu da öyle iptal ettik. Bu saydıklarımın dışındakilerin hepsini yaptık zaten. Şimdi işte Goblinler'den çıkartıyoruz. Geriye de kimdi oğlum bu? Gondor kalacak. Udreym'e mektup. Köy görevi. Yine Fangorn diyor. Yine bir şeyler diyor ya. Onu bunu bırak bırak sen 750 milyon 550 bilmem kaç. Sen ne yaptın ya? Udreym'e mektup. Adam yiyen Gronk'a mektup gönderiyor o da tamam. Köy görevine gideceğim daha. Bırakın mektupları. Adam yiyen Gronk neredesin abi? Burada. Hadi Moria'nın kapılarına da aldım mektubunu. Gideceğiz zaten her türlü. Köye gidiyorum. Bak sonra geleceğim. Durgaş'la Gulm'u alacağım. Moria'ya çıkacağım arkadaşlar. Unutturmayın. Okum yok. Yay aldım okum yok. Seversem de oynuyorduk. Evet. Ama benim şeye bak. Bayağıdır çünkü takip etmiyorsun beni sen. Benim bir topluluk kısmına bak. Topluluk kısmına bak. Topluluk kısmındaki son 4-5 tane falan paylaşıma bak. Genel olarak anlarsın kanalın vizyonda neler oldu, neler değişti falan diye. He, bu arada uzun zamandır bakmayanlar YouTube kanalının hakkında kısmına da bakabilirler. Orada da değişiklik var. Ayrıca son ankete de oy vermeyi unutmayın arkadaşlar. Son ankete de oyları verelim. Gronk. Ha tamam. Onu hala halledeceğiz onu bekle mektubu vereceğim. Şimdi önce bir seviyeme bakıyorum. Çeviklik arttıralım. Bir tane esir yönetim verelim arkadaşlar çünkü esir görevi veriyorlar onu kaçırıyoruz. Elimizin altında dursun. Liderliğe de basacağım sonrasında zaten liderliği de arttırmaya çalışacağız. Ek olarak yapacağım bir şey yok. Buraya giriyorum. Buraya gitmiyorum efendim. Durgaş'ı alacağız burada şimdi. Şurada aşağıda bak. Bulacağım onu şimdi bak. Vorgum olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Durgaş'ı alacağız. Gollum'u alacağız. 4 tane yoldaş almış olacağız arkadaşlar ilk bölüm için. İkinci bölümde de yine zaten görev koşuşturacağız. Yine aynı şekilde yoldaşla toplamaya devam ederiz. Ordumuzu da fulleriz.
Urgaş'ı buldum bile. Gel bakayım canım. 8 nüfusu aldık seni. Bunlara bir de arkadaşlar zırh ve malzeme toplama seansımız da olacak bizim. Yani tek tek buralara geleceğiz, bunlara malzeme toplayacağız ya. Ay belalı goblinlerine de. İptal olmadı bir türlü görev. Aldı başımızda. Gundabad'da 5 olmuşuz. Isengard'da 4. Tamam. Şuradan da Gulm'u alalım. Gelin Gulm şurada bir yerdeydi. Herhalde nüfuzum yeter ya. Sıkıntı olmaz. Çok fazla görev yaptım çünkü artık. 20 nüfus aldım gitti. Gulm çok güçlü abi. 31 bak haftalık ücreti. Gulm sen şimdi Isengard kılıcını bırak kardeşim. Sen al bu baltayı. Sana bu baltayı kullandırtacağım. Bunu bırak. Uçan balta verelim. Ama bir şey diyeceğim. Buna ben hiç kalkan vermeyeceğim mi ya? O da var da. Zaten çift elli kullanacağı için kalkana da ihtiyacı... Ha kalkana nasıl ihtiyacı olur? Balta fırlatırken öbür eline kalkan alır. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Böyle kalsın. Şu Isengard kılıcını da Durgaş'a vereceğim arkadaşlar. Bunu da Ork Dart'ı olsun. Kulübü versen şunu kullan. İnek üstünde kullanılabiliyor zaten. Durgaş zaten Isengard orku olduğu için sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. İyiyiz. Gayet güzeliz. Zaten böyle bir tane çift elli adam fikri vardı aklımda. O da Gulm olmuş oldu. Haydi bakalım. Buradan tekrar mektubumuzu verelim Moria'ya. O ney? On tane Dunedain izcisine bir yapıştıralım. Şöyle mini bir savaş. Rohan attılar ne arıyor ya? Oh. Bir kayıp verdik olsun. Onun yerini de doldurduk. İyi kardeşim ne olsun ya. Belalı goblinleri buldum. Acaba yakalayabilir miyim? Bir tane esirleri varmış. Esir yavaşlatır mı? Abi ne olur ama kaybolmasın. Heh, gel şuraya bakayım bir. 2.2, 2.5 ile gidiyorum ben. Hadi tutarım onu ben ya. İzmir canım. En azından bu görevi de aradan çıkartmış oluruz. Ama gündüz oldu geçti beni ya. 5.7, 5.4. Daha gıcık bir şey görmedim ya. Bak gece gece yine geçtim onu ben. Nihayet sonunda. Yaptın baktın mı toplu kısmına? Demek istediğimi anlamışsındır.
Nasıl çığlık atıyor goblinler? Ver abi onu. Bu esir muhabbeti yemek konusuna iyi olacak. Bunları keseceğiz, biteceğiz, yiyeceğiz çünkü. Yemek sıkıntısı çektiğimizde esirleri parçalayıp yiyeceğiz abi. Tamam canım. Hadi gidelim şuraya iki tane görevi teslim edelim. Bir tanesi şefe. Ek olarak şef bize bir şey diyor mu? Yemek diyor. Al yemeğini de abi. Veriyorum da. Mektubumu. Hanginizi de hatırlamıyorum. Alın biriniz mektup. Tamam aldım. O görevde bir sonraki bölümde kullanmak üzere. Gurumu da verdim sana seviye atlamak için. Özel eşya da yok. Tamamız. Okeyiz gençler. Sevgili YouTube, 64 kişiyiz. Gulmu verdik, geri alacağım sonrasında. Önemli değil. Ordumuz güzel ilerliyor. Upgrade'leri yapıyoruz. Kapasitemiz daha var. Arttırırız onu biraz daha. Kendi durumumuz da fena değil. Bir şeyler yaptık. Şu malzemeleri çok hızlı satacağım burada. Bunları şöyle bir verelim. Tam malzeme konusunda da biraz rahatlattık envanterimizi. Burada arkadaşlar Moria'nın kapılarının önünde 2 saat 48 dakikanın sonunda sonlandıralım. Kaydeder güzel bir bölüm oldu. En azından başlangıcımızı yaptık. Yoldaşlarımızın bir kısmını topladık. Ordumuzu toparladık. Bir sonraki bölüm yine arkadaşlar 2,5-3 saat civarında olacaktır. Ve yine görev kovalayacağız. Ordumuzu ve yoldaşlarımızı toparlamaya çalışacağız. Amacım 3. bölümde savaşı başlatmak. Yani 9 seviye bir bölümde, 3 saatlik bir bölümde 9 seviye alabilirsek şayet o şekilde yapacağız. Goblin Neus'umuzun başlangıç bölümü de böyleydi efendim. Kendinize bir sonraki videoya, bölüme kadar çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.